Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam birinci gün programımızda öncelikle ülke gündemi ve Kayseri gündeminde öne çıkan konuları süremiz içerisinde değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle değerli yorumcularımız hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Metin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sevgili Tolga Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet. Değerli meslektaşlarımızla birlikte öncelikle ülke gündeminde Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya dönüşü uçakta yapmış olduğu, gazetecilere yapmış olduğu bir değerlendirme var. Genelde ziyaretlerden sonra dönüşte, Türkiye dönüşünde yapılan oradaki görüşmelerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmeler yapıyor. Ülke gündemine dair gelişmelerle ilgili de bana göre çok ciddi bir açıklamada bulundu. Nedir bu açıklama derseniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi 50 artı 1 artık bu uygulamanın kalkması yönünde bir değerlendirme yaptı. Yani en fazla oya alan parti, siyasi parti Cumhurbaşkanı olmalı yönünde bir değerlendirme yaptı ki bu ne anlama geliyor? Yani baktığınızda Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmişlerdi. Yani bu tür ortaklıklara da Millet İttifakı'nda da birçok partiyle ortak olmuştu, Millet İttifakı oluşmuştu. Ortaklıkların aslında çok gereksinim olmadığını sinyalini verdiler ki ben bir seçmen olarak, bir gazeteci olarak değil, bir vatandaş olarak da bu tür ortaklıklar yerine en fazla oyu kim alıyorsa ki iktidarın, yöneticinin o partiden çıkması doğru bir uygulama, doğru bir yaklaşım olarak görüyorum ve gözlemliyorum. Tabii bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeyi açıkladıktan sonra gazeteciler olsun, siyasi partiler genel başkanları veyahut da sözcüleri farklı şekilde yorumladılar, değerlendirdiler. İyi yönlü ya da Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda sıkıntı var yönünde de değerlendirmeler yapanlar da oldu. Ama genel olarak baktığınızda bence en fazla oy alan siyasi partinin liderinin Cumhurbaşkanı'nın olmasını ben kişisel görüşüm olarak doğru bir uygulama olarak değerlendiriyorum İsmail Bey. Siz bir gazeteci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişte aslında 50 artı 1'i hep onaylayan, destekleyen açıklamalar vardı. Sayın Devlet Bahçeli'nin keza öyle. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyen siyasi parti liderleri bu uygulama doğru olmaz, yanlış olur ifadesi söylenirken Cumhur İttifakı bunu destekliyordu ama bugün gelinen noktada en fazla oyu alanın partinin, siyasi partinin Cumhurbaşkanı olması doğru olması gerektiği yönünde bir değerlendirme yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Buradan ne okumamız gerekiyor? Şöyle yani siz doğru olduğunu düşünüyorsunuz ama ben aynı fikirde değilim. %50 mutlaka barajın olması kanısındayım. Çünkü yarın bir gün %28'inden %30'undan bir cumhurbaşkanı seçilirse bu kez de muhalefet şunu yapacak. %70 bu cumhurbaşkanına karşı %70'ini temsil etmeyen bir cumhurbaşkanı görevde diye söylemler gelişecek. O yüzden ben %50'nin mutlaka ama mutlaka korunması gerektiği kanısındayım. Ha, Cumhurbaşkanlığı ise hükümet sisteminin eksik yönleri var mıdır? Vardır. Mutlaka bunlar düzeltilmesi gerekiyor mu? Düzeltilebilir. Genelde mesajları Sayın Bahçeli verirdi. Yani ortaklardan Cumhur İttifakı'nda Sayın Bahçeli bir şeyi işaret edeceği zaman Sayın Bahçeli önce konuşurdu, sonra Sayın Cumhurbaşkanı da o konuyla alakalı mesajlar verirdi. Bu kez tam tersi oldu. Sayın Bahçeli herhangi bu yönde bir işaret vermeden, bir konuşma yapmadan, bir fikir beyan etmeden Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışından dönüşte böyle bir konuyu gündeme getirdi. İster istemez tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı %50 artı 1, 50 artı 1 derken de tabii ki yani 51 vesaire değil. Oyun, verilen oyun artı 1'ini kazanan. Yani 49 oy olarak söylüyorum. %49 değil. Diyelim ki 1100 tane oy aldınız. Diğer siyasi parti 1101 aldıysa o siyasi parti iktidara geliyor. Böyle bir sistemle yönetiliyoruz. Doğal olarak Sayın Bahçeli'nin aslında bu konuda ne söyleyeceği merak konusu. Grup toplantısında tabii buna yönelik
artık mesajda bekleniyor. Ne söyleyecek, nasıl bir yol izleyecek? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması sonrasında ister istemez muhalefet kesimi Sayın Bahçeli'den Sayın Cumhurbaşkanı'na bıktı, usandı. Bu MHP'den kurtulmak amacıyla bu tarz bir çıkış yaptı gibi söylemler geliştirmeye başladı. Yani Sayın Bahçeli konuştuğunda belki bu durumun böyle olmayacağını görebiliriz, belki destekleyebilir. Ama neticede Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok enteresan. Kimin eli kimin cebinde belli değil dedi. Acaba kendi siyasi yani kendi ortaklığıyla atıyorum MHP barajı geçti ama Refah Partisi'nden milletvekilleri meclise girdi. Yine Hüdapar'dan milletvekilleri DSP'den. AK Partisi AK Parti'nin çatısı altından girdi. DSP'den giren var mı hatırlayamadım. DSP'den girenler oldu. Yani yüzde bilmem binde ya da oy almayan siyasi partiler meclise bir şekilde bu ittifakla çatısı altında girmeye başladı. Doğal olarak da bazı isimler, bazı siyasetçiler istediğini bulabilmek amacıyla parti kurmaya, parti oluşturmaya başladı. Büyük Birlik Partisi'nden giren olmadı zannedersem. Olmadı, bu evet. Seçimde bir ittifak yapılmadı. Doğal olarak da Sayın Cumhurbaşkanı kendi siyasi partisinden girenleri mi kastetti, karşıyı mı kastetti, karşıyı kastettiyse kendi partisinde de böyle isimler var. Çok enteresan bir açıklama oldu. Bunun gerçekleşebilmesi için biliyorsunuz bir anayasa değişikliği şart. Ya referanduma gideceksiniz ya da mecliste yeterli çoğunluğu sağladıktan sonra bu düzenlemeyi yapacaksınız. İyi Parti'nin ya da diğer siyasi partilerin destek vermediği bir noktada böyle bir değişikliği yapabilmek mümkün değil. Acaba İyi Parti ile AK Parti arasında bir yakınlaşma var mı diye yorumlayanlar da var. İster istemez Sayın Meral Akşener biliyorsunuz uzun süredir her parti kendi çatısı altında seçime girsin, kendi adayıyla seçime girsin çağrısı yapıyordu. Ama yani MHP'nin destek vermediği bir şeye, düzenlemeye sadece İyi Parti ve AK Parti'nin oy vermesi durumunda da yine o çoğunluğu sağlayamıyorsunuz. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı durduk yere bunu niye ifade etti? Onu göreceğiz. Önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir mi? Onu göreceğiz. Bir ikincisi de tabii ki ister istemez bu çağrının ardından Sayın Cumhurbaşkanı kendi süresini de uzatmak istiyor gibi yorumlayanlar da oldu. Asıl nedeni tam manasıyla bilmiyoruz ama bugünkü sistem bence yani çoğunluğun seçimi alacağı sistemden daha iyi. Yarın bir gün belki sistem oraya gidecek. İkili, üçlü partiler olacak. Biraz daha insanlar kendisini temsil ettiği, düşündüğü siyasi partilere daha az siyasi partiyle yol almış olacak. Ama Sayın Bahçeli'nin ne söyleyeceği önemli. Çünkü hepimiz de hatırlıyoruz. Anayasa kapatılsın, EYT ya da başka şeylerde hep Sayın Bahçeli mesajlar veriyordu. Sonrasında da Sayın Bahçeli ile Erdoğan görüşüyordu. Sayın Erdoğan bu kez tam tersi oldu. Bakacağız, süreci takip edeceğiz. Evet Tolga Bey. Şimdi tabii sistemin yani bir dengesini yitirdi aslında. Bugünkü siyasal iktidar getirdiği formüllerle birlikte. 2007 yılına bir gittiğimiz zaman 21 Ekim tarihinde bir referanduma gittik. Bu referanduma kadar her şey doğal akışıyla birlikte sürüp geliyordu. 1923 Anayasası'yla birlikte bezenmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na sadık kalan siyasi partiler yasasıyla birlikte. Tabii ki başbakanı yani halk seçiyordu ve cumhurbaşkanını meclis seçiyordu. Dolayısıyla burada bir tıkanıklığın önü kesinlikle açılmış oluyordu. Ama şimdi bu gelinen sistemle birlikte anayasa değişikliği maalesef 2007 yılından sonra bize cumhurbaşkanını 7 yıl süreyle değil artık 5 yıl süreyle halk tarafından seçilir emrini getirdi. Tabii bu sistem tıkanıklığını ilk olarak dillendiren Temel Karamollaoğlu oldu. Ardından da Cemil Çiçek oldu. Cemil Çiçek bugün de yarın da bu işin kesinlikle ve kesinlikle sıkıntıya sebebiyet vereceğini söylemişti. Tabii bu bugünkü siyasal iktidar %51 şartını getirdikten sonra son 14 Mayıs ve 28 yenilenen 28 Mayıs seçimlerine baktığımızda sıkıntıya girdiği aşikar. Dolayısıyla bu sistemden vazgeçmek gerektiğini kendisi de anlamış oldu. Yani kendi değiştirmiş olduğu sistemden yeniden vazgeçecek. Yani bir dönem övgüyle bahsedip halka yani sevdirdiği, kabul ettirdiği bu sistemi bugün öcü gibi göstermeye çalışıyor. Burada bir çelişki var. Bu çelişkinin sebebi de getirdikleri anayasa değişikliğiyle birlikte referandum süreci. O açıdan hani
yani halkın kendisinin de bu anlamda iyi bilgilendirilmesi, iyi donatılması gerekiyor ki neye nasıl evet diyeceğini, hayır diyeceğini bilmesi gerekiyor. Biz o sürece bir baktığımızda ezici bir üstünlükle bu sonuçlar elde edilmişti. 151'e kaçla gitmiştik mesela biz 21 Ekim 2007 referandumunda %68'le evet denmiş. %31'i hayır demiş ülkenin. Yani 19 milyon 442 bin kişi evet demiş, 8 milyon 744 bin kişi hayır demiş. Dolayısıyla bugün baktığımızda aradaki fark uçurum. Şimdi bugün gelinen sistemde %52.9'la ikinci turda seçilen Sayın Erdoğan diyor ki bu sistemden vazgeçelim diyor. Tabii bu Sayın Erdoğan'ın söylemiyle hayata taşınmıyor. Burada en çok bu sistemin savunucusu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Yarın Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısı var. Tabii herkes çok merak ediyor. Bugün analistlerle de konuşuldu televizyon ekranlarında. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Bizim ne söyleyeceğimizin bir önemi yok. Yarın Sayın Bahçeli'nin konuşmasının ardından yapacağımız söylemler daha önem arz eder diyorlar. Dolayısıyla şimdi bugün biz eğer siyasette 50+1'i tartışır noktaya gelmişsek biz bugün artık daha geçtiğimiz haftalara gittiğimizde neyi tartışıyorduk? Yeni anayasa. Şimdi görüyoruz ki siyasal iktidarın artık yeni anayasayı hem meclis gündemine hem de halkın referandum gündemine getirmek için yeni bir hikayesi daha var. Yani Yargıtay'la anayasa krizinden çıktık bu hikaye yeni bir hikaye daha yazmaya çalışıyor. Siyasal iktidar. Tabii burada muhalefetin de ne dediği de çok önemli. Dün karşı çıkan muhalefet bugün yine karşı çıkıyor sistemin değiştirilmesine. Herkesin kafası allak bullak, herkesin kafası karışık. Bunu bu doğal akışında görebiliyoruz sürecin. Ama bana sorarsanız bu anayasanın değişikliği bugünkü siyasal iktidarın elini güçlendirdiği gibi güçsüzleştirdiği gibi daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini de güçsüzleştirdi. Anayasaya dokunmayabilirdiniz. Anayasayı nasıl değiştirebilirdiniz? Yenileyerek. Bugünkü yaşam koşullarının standartlarını artırılması noktasında yenileyerek değiştirebilirdiniz. Ama salt bir ideolojinin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda bir sistemle oynarsanız o sistem kusura bakmayın ama bir deprem etkisi gibi algılanabilir ve o betonlar artık çatlayabilir ve çökebilir bu sistem. Sistem çökünce ülke ortadan kaybolur. Yani bizim yapmamız gereken şey belli. Biz toplumumuzu bu noktada bilinçlendireceğiz, aydınlatacağız ve onlara sistem değişikliğine gidilebilmesi için bir referanduma ihtiyaç duyulması halinde neden evet denilmesi gerektiğini, neden hayır denilmesi gerektiğini bütün siyasi parti liderlerinin anlattığı gibi kanaat önderi olarak gazetecilerin de anlatması gerekir. Şimdi dün sosyal medyada gezerken çok önemli bir ifadeyle karşılaştım. Onu paylaşmak isterim. Geri kalmış ülkelerin 8 özelliği diye bir hikaye paylaşmış bir tanesi. Diyor ki mesela bir halk arasında sorgulama çok azdır. Ki son derece haklı. İki magazin haberleri çok popülerdir. Ki bizim ülkemiz hep magazinden yararlanır. Son günlerde bakarsanız eğer biz Polat Çifti vesaire, işte Candan Kardeşler vesaire bunlarla uğraşan bir ülke haline geldik. Üç kitap okuma oranı çok azdır ki son derece haklı. Dört zenginler zenginleşirken fakirler daha da fakirleşir. Beş dini ve milli değerler sürekli suistimal edilir. Altı halk arasında sanat ve bilim hakkında hiçbir muhabbet dönmez. Yedi okullarda verilen eğitim kalitesizdir. Sürekli değişir ve kalitesiz hale dönüşür. 8 sistem adil şekilde değil, tanıdıklarla döner. Yani şimdi biz bunu bildiğimiz halde bugünkü sistemin hala hem taşıyıcısı hem de kollayıcısı haline gelen bir topluma dönüşüyoruz. Yani öncelikle kendimizi ne olduğunu tanımlayan bir insan haline dönüşebilirsek ülkemizin de geleceğini o kadar düşünür hale gelebiliriz. O kadar sorgular, o kadar sahiplenir hale gelebiliriz. Dolayısıyla bizim bugün eğitim sistemindeki çarpıklığın ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Yani çocuklarımız okuyor. Çocuklarımızın okuduğu eğitim kalitesine baktığımızda, aldıkları puan sonuçlarına baktığımızda bu eğitim sisteminin sorgulanabilir olduğunu bize açık olarak gösterebiliyor. 50+1 sistemi de aynı şekilde sorgulanabilir olduğunu Sayın Erdoğan'ın ağzından süzülen cümlelerle birlikte bize öğretti ve gösterdi. O zaman da biz demiştik bu sistem yanlış bir sistem. Cumhurbaşkanlığı makamı makamların makamıdır, en üstüdür. Dolayısıyla oraya kimse dokunamaz. Bu ülkenin yönetim şekli parlamenter demokratik sistemden geçer. Bu ülkede bir meclis vardır. Yani 3 üye ile yönetilir. Yasama, yürütme, yargı ile birlikte yönetilir. Cumhurbaşkanı da son karar organıdır dedik. Ama bugün geldiğimizde biz haklı çıktık. Maalesef siyasal iktidar o gün haklı olduğunu iddia ederken bugün yine haklı olduğunu iddia eder hale geldi. Yani şöyle devam edeyim. İşte 40+1 filan konuşuluyor. Bu makul filan değil. Yani iktidar şunu diyor. Biz yaptık, oldu demişti. Şimdi biz yaptık, olmadı kardeşim.
deniliyor. Anlamamız gereken şey şu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tutmadı, olmadı, üzerine bol geldi, dar geldi vesaire. Şimdi İsmail'in örneği doğru bir örneklendirme. Yarın %30'la Cumhurbaşkanı seçtiniz. İyi. %70'i, milli iradenin %70'i, herkesin anlayacağı dilden ifade edelim, out'a gitti. Yani tartışma konusu olur. %40'la seçerseniz de tartışma %60 konusu olur. %60 bu sefer. Parlamenter sistemde Doğan'ın dediği doğru ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu büyük yanlış olur. Sayın Bahçeli ne demişti? Bu sistemin sigortası 50+1 demişti. Evet, doğru. Böyle ifade etti. Çok da net bir biçimde savundu. Sayın Cumhurbaşkanı da 50+1'i savundu. Şimdi aradan ne geçti ki 50+1'den problem oluşmaya başladı? Yani getiren siz, şikayet eden siz kardeşim, şimdi bunu bir anlayalım yani. Getirdiniz, şimdi şikayet ediyorsunuz. Ya bu anlaşılır gibi değil. Ve elbette grup toplantısında Sayın Bahçeli'nin ne söyleyeceği fevkalade önemli. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin üzerinde durmadı. Yani şık durmadı, olmadı. Tamamen yük bir tek kişinin omuzlarına yüklenerek bir yere varılmaya çalışılıyor ve bu da hatalara sebep oluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce bu ülkede dolar kaç liraydı? Bugün dolar kaç lira? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce bu ülkede enflasyon kaçtı? Bugün ne kadar? Yani milli eğitimden sağlık alanına kadar her şeyi sorgulamak mümkün. Yani iyilik mi getirmiş bize yoksa iyi olmayan şeyler mi getirmiş? Artık seçmenin de bunu sorgulaması lazım. Nedir? Yani bu sistem bize ne getirdi, bizden ne götürdü? Bir baksınlar. Eğer halimizden, pürmel halimizden memnun ve mutlu isek problem yok kardeşim. Yok kötüye giden şeyler varsa bu sistem de sorgulanmalı. İşte anayasa değil, yani şimdi bu 40+1 diyelim düşünce. Bunu getirmek için mutlaka anayasa değişikliğine gidilecek. Bu ülkenin anayasa değişikliğinden önce mutlaka ve mutlaka seçim kanunu ve siyasal partiler kanununu değiştirmekle mükelleftir kardeşim. Önce demokrasiden bahsedeceksek bu seçim sistemi ve mutlaka ve mutlaka bunların üzerinde kafa yormamız gerekiyor gerçek demokrasiyi yaşamak adına. Öyle bir şey yok. Anayasayı değiştirelim. Orasından değiştirelim, burasından değiştirelim. Peki ekonomi ne oluyor? Ekonomiyi konuşabiliyor muyuz? Var mı gündemin içinde ekonomi? Yok. Ama insanlar aç bir ilaç. Sıkıntı var. Problem var. Ve almış başını giden bir enflasyon var. Mütemadiyen de artıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi? Emekli 7500 lirayla geçinemez kardeşim diye bundan 2 ay 3 ay önce. Emekli hala 7500'le geçinmeye çalışıyor mu? Ama düşeceğini açıklıyorlar 2026'da. 2026'da tabii. bu şey oluyor, biraz amiyane tabir olacak da, ölme eşeğim ölme, yaz gelince arpa yedireceğim gibi ama bir şey oluyor. Yani sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Elbette birlikte aşacağız. Ona itiraz yok. Ama velakin mesele şu. Yani iyiye dair bir emare var da ben görmüyorsam siz burada tasih edebilirsiniz. Ya da güzellik olarak görmediğimiz bir şey varsa ifade edebilirsiniz. Herkes yaşamından, yaşantısından kısacak yani bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ya bu kaç yıldır bu süreç devam edecek? 2026'ya kadar mı devam edecek? Yani böyle bir program açıklandı, bizim haberimiz mi yok? Ekonomi bakanı gibi konuşuyormuş. Gözlerimdeki ışıltıyı görmüyor. O ışıltıyı da gördük. Mesela şimdi oradan devam edelim. Kur korumalının... Ekonomiye geçelim arkadaşlarımızdan. Yok, kur korumalının... Kur ne zaman düzelir? Yani kur korumalı mevduatın... Yani bu ülkenin, fakirin, fukaranın cebinden kaç lirasının alınmasına sebep oldu. Gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Yani kaç milyar lira çıktı. Günübirlik alınan kararlar neticesinde maalesef. Yani bu yakar top gibi attım, işte olmadı, ben vazgeçtim, tekrar geri döndüm. Bu mantık, bakın tabii ki problem olabilir, problemleri aşma adına el birliğiyle, yürek birliğiyle, toplum olarak hep birlikte hareket edebiliriz. Amenna. Ama bunun dışında, yani bugün bu doğru, yarın bu yanlış faslının ne kadar hata
ve sıkıntıyı beraberinde getirdiğini anlatmaya gayret ediyorum. Evet. Umarım da anlatmışımdır. Sıkıntıların giderilmesinin sebebi şu olmamalı. Anayasadan bir nefes çektik, değiştirdik, her şey iyi geldi gibi bakılırsa yanlış bir bakış açısı. Siz önce elinizdeki anayasaya uyuyor musunuz, uymuyor musunuz, buna bir bakın. Evet. Yani burada problem var. İsmail Bey, ekonomiyle ilgili sizin ekonominiz iyi herhalde. Şükür. Atış yani. Herhalde evet. Yönetimi. Tulsun kuru diyor yani. Elhamdülillah. Kışın masraflar çok daha fazla artar. Tabii tasarruf tedbirleri yapıyorsunuzdur. Evet. 2026'da ekonominin özellikle enflasyonun tek haneli rakamlara düşeceğini ifade ediyor tabii ekonomi yetkilileri. Şurada da 2026'ya çok fazla bir şey kalmaz zaten. Ya düşmeyecek diye bir şey yok mutlaka. Yani eğer AK Parti ilk dönemdeki gibi gerçekten çalışmalarını samimiyetle yaparsa belki düşebilir. Ama neticede Metin abi güzel bir ifade kullandı. Bugün bu doğru, yarın o doğru derseniz bu gerçekten sizi doğru bir yola götürmez. Yani ısrarla biz 2 yıl boyunca ısrarla ve ne diyelim daha kararlı bir şekilde faizleri aşağı doğru çektik. Ve o dönemde hatta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dı değil mi? Lütfi Elvan ya da Ekonomi Bakanı'ydı. Lütfi Elvan ısrarla faizden düşürülmemesi gerektiğini savundu istifaya kadar gitmişti ve gelinen noktada geri döndük. Lütfi Elvan'ın dediği noktaya doğru ilerliyoruz. Yani amiyane çok ağır bir fıkra var. Onu burada anlatmayayım. Hepimiz biliyoruz. Yani biz madem başa dönecektik, biz bu faiz kararını niye ısrar ettik düşürmek için ve bugün geldiğimiz noktada faiz kararını, dolarları niye cayır cayır yani, yaktık Merkez Bankası'nın dolarlarını. Bugün geldik %40'lara, %45'lere faizleri dayandırdık. O zaman biz ısrarla düşürmeye niye devam ettik? Bu ben faizlerin düşmesinden yanayım. Ya herkes orada, yana İsmail. Yani bir de realite bir var, gerçek var yani. Orada bir sıkıntı yok ama neticede yani bugün doğru diyoruz buna, olmayınca dönüyoruz. Başka bir şey yapıyoruz, ona doğru diyoruz. Bugün iş dünyasına bakın, STK'lara bakın. Israrla o gün faizden düşmesini savunanlar bugün faiz artımının yetersiz olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Evet. Çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Çok şaşırtıcı İsmail. Günübirlik yaşıyoruz. Ben düzelmeyeceği kanısında değilim ama bu kadar acıları, bu kadar ızdırabı niye çektik? Onu sorgulamak gerektiği kanısındayım. Yoksa o fıkra da aslında çok uyar buraya da dediğin gibi rütük nedeniyle anlatmak mümkün değil. Evet. Mesele şu. Yani senin fıkranın görüşünü alalım isterseniz. Ondan sonra hemen yerel'e de geçelim. Çünkü yerel'de de sıcak gündemler var. Aday olacaklar, olmayacaklar. Soğudu, gündem ısındı. Gündem ısındı. Belki evlerde doğalgazın böyle düğmesini tam kıvırmayan izleyicilerimiz vardır. Çünkü fiyatlar çok yüksek gelecek. Endişelisiyle tasarruflu kullanalım diye düşünenler çoktur. Hemen televizyonumuzun yan tarafında boş bir arsa var. Her sabah görüyorum, çok böyle tırlar geliyor, kömürler dökülüyor. Nereye gidiyor onu bilmiyorum ama ısınıyor meydan herhalde. Evet Tolga'cığım. Şimdi tabii enflasyona bir bakalım, son enflasyon oranlarına. ENAG açıklamış %126. Yani TÜİK'in açıklamasına baktığımızda ENAG'ın neredeyse %70 gerisinde. Ve dolayısıyla insanlar artık ne ENAG'ın ne de TÜİK'in açıklamalarından değil, çarşıya pazara çıktıklarında yaptıkları alışverişle birlikte raflardaki ürünlerin fiyatlarını görünce zaten gerçekte karşılaşabiliyorlar ve tanışıyorlar. Her geçen gün alım gücünün düştüğü bir tam Türkiye'de. Yerine, sözünü bir daha kesmeyeceğim de, enflasyon şudur kardeşim. Cebindeki paranın alım gücüdür. Tabii ki. Tamam. Yani oraya baksınlar, hangisi i̇şte doğruysa onu ifade ediyorum ben. Şimdi IMF, hatırlarsanız Uluslararası Para Fonu Ekim ayında Türkiye'ye geldi ve Türkiye için bir rapor hazırlayıp gitti. Hazırladığı raporda dedi ki, politika değişikliğinden memnunuz ama dedi, bu yıl sonu itibariyle biz %69 olarak bekliyoruz Türkiye'nin enflasyonunu. 2024 yılı sonu itibariyle %46'ya gerilemesini tahmin ediyoruz dedi ve Türkiye'ye bir garanti verdi. Eğer enflasyonunuz bizim tahminlerimiz ölçüsünde değerlenirse biz de size yardım yapmayı değerlendireceğiz dedi. Yani diyor ki IMF bize, şu an diyor Merkez Bankası rezervleriniz ve Hazine ve Maliye Bakanlığındaki kasanız
sıkıntılı. Onu biz de gördük. Ve dolayısıyla size yardım eli uzatacağız diyor. Şimdi ne demişti bizim Milli Eğitim Bakanımız? Çocuklarımıza bir öğün yemek verecek misiniz diye sorulduğunda deprem oldu, veremeyiz dedi. Evet. Peki 14 Mayıs'ta bir seçime gittik. Seçimin hazineden siyasi partilere dağıtılan maliyeti 3 milyar lira. Yani eski parayla 3 katrilyon lira. Şimdi biz 31 Mart 2024 tarihinde alacaklar, evet. 2024 tarihinde bir seçime daha gideceğiz. İkiye katlayarak alacaklar. 6.7 milyar bravo. Para dağıtacağız. 5 evet. partiye. Kimler ne kadar alacak bu partilerden? Adalet ve Kalkınma Partisi en çok pay alan parti olacak bu arada. Oy yüzdesine göre evet. 2 milyar 638 milyon lira Adalet ve Kalkınma Partisi alacak. Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyar 898 milyon lira alacak. Milliyetçi Hareket Partisi 749 milyon lira alacak. İyi Parti 739 milyon lira alacak. Yeşiller Sol Parti 656 milyon lira para alacak. Kimin parası bu paralar? Hani hazinede, senin, benim param. Hazinede para yok. Evet. Çocuklarımıza bir öğün yemek veremiyoruz. Ama benim ödemek zorunda olduğum vergiler bana geri dönüşü olmuyor. Partilere, ki ben hiçbir şekilde verilmesine razı değilim. Ben de değilim. Çünkü ben hiçbir partiye üye değilim. Çünkü hiçbir partinin düşüncesi bana yakın gelmiyor. Dolayısıyla ben bir vatandaşsam benim paramı bir parti gasp edemez. Ve bir siyasi iktidar eliyle gasp edemez. Şimdi ekonominin düzelebilmesi açısından bir çelişkiyi ortadan kaldıralım. Önce bize şunu söylesinler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kasası boş mu, dolu mu? Bu para nereden ödenecek? 6.7 milyar liradan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bu para hazinenin kasasından çıkmayacaksa nereden getireceğiz bu parayı? Darphane çalışır, Doğan gibi ifade edeyim. Yoksa yeni swap anlaşmaları mı yapacağız? Şimdi ayaklarımızın yere basması lazım. Birinci konumuzu işlerken siz bir şey hatırlattınız. Siyasi partiler yasasında da değişikliğe gidilirken... Kesinlikle siyasi partiler yasasındaki değişiklikte hazineden siyasi partilere pay verilmesinin de önünün kesilmesi lazım. Şimdi açıklandı, yavaş yavaş partiler aday adaylığı sürecini açıklıyorlar. Aday adaylığı sürecini açıkladıklarında ilk değerlendirmeleri ne oluyor? Kimler başvuru için ne kadar ücret yatıracak? Bu parayı nereye yatırıyorlar? Devletin kasasına mı yatırıyorlar? Hayır, partilerin kasasına yatırıyorlar. Harcasınlar oradan o paraları. Propaganda faaliyeti için niye benim paramdan harcıyorsunuz? Bu göle giderse bu ekonomi düzelmez. IMF'in tahminleri doğrultusunda 2024 yılı sonunda %46'ya da düşmez enflasyon. Ben söylemiyorum bunu. Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söylüyor. İkisinin de tahminleri 2026 yılı sonuna kadar Türkiye'de ekonomi noktasında evet. refah yok. Evet. Ve dolayısıyla alım gücü her geçen gün düşüyor. Şimdi asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını sürdürürken Türk İş Başkanı Ergün Atalay çok doğru bir şey söylüyor. Diyor ki ben diyor şimdi bir fiyat verirsem, ben fiyat verdiğimde yarın ete, süte, kaymağa, bala zam gelecek diyor. Zam gelir. Dolayısıyla bu ne olacak? Alım gücü her geçen gün düşecek. Zaten eriyor. Şimdi gidiyor. Emekliye bir ikramiye sözü verildi. Çiftçiler yok, oda kaydı olanlar yok, çalışanlar yok. Kime verildi diye bir bakıyorsunuz. Mezabi. 13 milyon emeklinin yasından asına verilmiş bu para. Şimdi artan işte kamuoyu baskısından sonra siyasal iktidar bir geri adım atmaya başladı. Çiftçilere galiba bir ödeme yapılacak ama çalışan emeklilerin de böyle bir beklentisi olduğu aşikar. Biz hep bunları konuşuyoruz. Bir taraftan da tabii yaşlılık işte bakım maaşlarıyla geçinmek durumunda kalanlar var. Engelli bakım maaşlarıyla geçinmek durumunda kalanlar var. Hadi bunları da geçtik. Artık beyaz yakalılar bile diyorlar ki biz de sıkıntıdayız. Biz de geçinemiyoruz. Ev kiraları yükselmiş. İşte doğalgazlar artık yanmaya başladı. Kış geldi, artık bastırdı kara kış. Dolayısıyla insanlar buradan bile her geçen gün o hak edişlerindeki maaşlarındaki planlamayı yaparken bir kalem daha ekleyecekler oraya. Isınma payı. Yani sen çok umutkar değilsin. Nasıl? Çok umutkar değilsin gibi. Ben söylenenleri ve yazılanları, raporları yani araştırıp sonucuna baktığımda bugünkü siyasal iktidarın bana verdiği
bana verdiği öngörü bu. Ya. Mehmet Şimşek bunu söylüyor. Haziran'ın başındaki isim bunu söylüyor. Sen çok okuma Tolga'cığım. Onlara takılırsan o zaman çok her gün vermidon ya da arvelet içersin. tabii şimdi yerele geçelim. Yerelde de oldukça sıcak gündem var. Tabii yaklaşan yerel seçim öncesi siyasi partilerde belediye başkan adaylıkları, aday adaylıkları, meclis üyeliği için ciddi anlamda bir hareketlik var mı derseniz şu an hiçbir partide bir hareketlik görmüyorum. Vatandaş da ya da kafasından düşünenler de ya niye aday olayım ki, nasıl olsa aday olacak veyahut da gösterilecek kişi bellidir algısı var. Yıllardır bu böyle oluyor, böyle geliyor. Tabii bu birikimin sonucunda sanıyorum toplumun kafasında böyle bir iz bıraktı. Şimdi AK Parti'den başlayalım. AK Parti'de iktidar partisi, dolayısıyla iktidar partisine her dönem çok ciddi anlamda adaylığı başvurusu olur idi. Geçmiş yıllarda buradan Şaban Çopuroğlu beyefendinin de kulağını çınlatalım. Gerçekten AK Parti il başkanlığı yaptığı dönemde çok sosyal bir il başkanlığı dönemi geçirdi. Medyayla, vatandaşla, halkla sıcak ilişkiler kurarak devamlı partiyi önde tuttu, gündemde tuttu. Değerlendirmeleriyle ya da kamuoyunda konuşulan bir şey varsa siyasi partilerin, diğer siyasi partilerin il başkanlarıyla bir araya geliyordu. Veyahut da yöneticilerle, şehirde sıkıntı varsa il yöneticileriyle bir araya gelerek ben buradayım, ben bu şehrin Sayın Cumhurbaşkanımızın ya da AK Parti Genel Başkanı'nın temsilcisiyim yönünde bir fotoğraf veyahut da bir açıklama yaparak kendisini hissettiriyordu. Yani Şaban Çopuroğlu'nun bu izlenimini, bu idareciliğini, bu yöneticiliğini yanında şu an il başkanlığını yapan Sayın Fatih Üzüm'de açıkçası göremiyorum, görmüyorum. Daha bir gün arayıp da biz onu arıyoruz, soruyoruz ama daha kendisi bir gün bizi arayıp da ya partimizde şöyle ilgi var ya da şu noktadayız, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz yok. Belki Fatih Bey de il başkanı olduktan sonra kendini farklı bir cepheye koymuş olabilir ama il başkanlığı da gazeteciliğimiz de hepsi gelip geçici. Bizim buradaki o koltuklarda, o makamlarda oturan insanlar da özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ben Fatih Üzüm'ü insan olarak, kişilik olarak severim. Ama bu il başkanlığı konusunda ben Sayın Şaban Çopuroğlu'nun daha büyük atak yaptığını, onun yerinin kolay kolay şu an gördüğüm kadarıyla dolduğunu söyleyemem. Tabii Şaban Meydanı'nda Cahit Bey de aktifti. Zaman zaman bir araya gelirdi, sohbetler yapar, çat kapı ziyaretler yapar, böyle bilgiler alır. Ben Şaban Bey ilk göreve geldiğinde yerel seçimler öncesi kimi belediye başkanı görmek istiyorsunuz yönünde bütün kuruluşları gezerek fikir aldı. Herkesin yazısını, notunu aldığında kağıdı büktü, cebine koydu. Onunla üzerinden bir matematik yaptı. Bence bu kamuoyu yoklaması yaptı ama bugün gelinen noktada AK Parti'ye bakıyoruz. Evet, birkaç ilçeye başvurular var ama geçmiş dönemlerde ciddi anlamda partide bir hareketlilik olurdu. Belediye başkanlığı için adaylık, aday adaylığı için başvuruların o görüntüyü, o sıcaklığı partide hissedemiyoruz. Meclis üyeliği için o sıcaklık yok. Çünkü meclis üyesi olacak kişiler liste nasıl olsa vatandaş diyor ki ya bellidir. Oraya başvursak ne olacak? Bize zaten sıra gelmez algısı oluştu. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi bu algıyı da, bu düşünceyi de yıkması gerekiyor. Sayın Fatih Üzüm'ün bu yönde de biraz gayret göstermesi, eğilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii benim bu gözlemlerim İsmail Bey, sizin farklı bir düşünceniz, farklı bir görüşünüz, size yansıyan bilgiler varsa Şaban Bey açmışken çok özür diliyorum. Oradan devam etmek istiyorum. Yahyalı'da geçtiğimiz gün bir asfalt çantasının açılışı vardı. Yani inanın törenden sonra alandan ayrılırken Şaban Bey vatandaşların ilgisini görünce evet, Şaban Bey gerçekten il başkanlığı dönemindeki o oluşturduğu sıcak tabloyu milletvekilliğinde de oluşturmuş. Milletvekili de öyle olması gerekir. Kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen, sıkıntıları olan vatandaşlar geldiğinde Şaban Bey'in buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Hemen yanında danışmanı var. Birebir ilgilendiriyor, not alıyor. Bu güzel şeyler. Yani biz milletvekilini niye seçiyoruz? Yani benim sözcüğüm, benim temsilcim olsun diye. Vatandaş da bu anlamda Şaban Bey'in özellikle milletvekilleri profilleri içerisinde en aktif milletvekili olarak ben görüyorum, değerlendiriyorum. Tabii siz de sosyal medyadan bakıyorsunuzdur, gözlemliyorsunuzdur. Yani ben de aynı kanıdayım. Tabii adaylık sürecine gelince de
Biliyorsunuz AK Parti'de bundan önceki tecrübeler var. Genel manada insanlar başvururdu, sözde temayüller yapılırdı. Vatandaştan görüşleri, önerileri vesaire alınır, alırız derlerdi ama bildiğimiz o listeler değişmezdi ve genel manada Kayseri ile ilgisi olmayan, alakası olmayan ithal isimler vesaire monte edilir. Listeler hazırlanır ve vatandaşlar seçer giderdi. Son seçimde de özellikle vatandaşta değişim çağrısı yapıldı. İnanılmaz bir şekilde hem teşkilattan hem de vatandaşlardan AK Parti'nin listesinin mutlaka değişmesi gerektiği çağrısı yapıldı. Ama bu değişim yine genel merkezin ya da bazı isimlerin uhdesinde oldu. Onun dışına çıkmadı. Yani beklediğimiz bütün isimler, konuştuğumuz bütün isimler listede yer aldı. Belki Sayın Ayşe Böhürler'i hiç konuşmamıştık. Son dakika, son listeye girdiğinde vesaire belki erken haberi olanlar olmuştur ama neticede Kayseri'de çok fazla konuşulmayan bir isimdi. Yani siz ne yaparsanız yapın AK Parti. Ama Ayşe Hanım zaten burada herhalde sadece milletvekili liste sıralamasında vardı. Yani Kayseri'ye gelip de çok böyle Tom Arzan'ın, Bünyan'ın, Akkaş'ın... Yok yani Sayın Ayşe Böhürler'in belki partideki zaten ulusal kanallarda değerlendiriyor yani. Burada bir ulusal ama o evet, Ankara'da Kayseri, olanlar. Kayseri ile pek alakası yok listeden. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kişisel herhangi bir problemimiz yok. Bilgi birikimi mükemmel olabilir vesaire ama neticede bir baktığınızda Sayın Şaban Çopuroğlu mükemmel bir şekilde ilerliyor. Diğer isimler gölgede kaldı. Yani Sayın Hulusi Akar zaten yani Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış. Doğal olarak bir milletvekili gibi belki davranamayabilir ama onun arkasındaki isimlerin biraz daha aktif rol almasında fayda var. Adaylık sürecine gelince yani söylediğiniz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani listeler belli. Şu anda biz konuşuyoruz değil mi? Kimler olabilir? Melek Gazi'ye kim gelir? Büyükşehir'e kim gelir? Talas kim olur? Vesaire. Genel manada konuştuğumuz isimler var. Ben bu isimlerin dışında da bir sürpriz yaşanacağı kanısında değilim. Yani tutup da İsmail Şahin AK Parti'ye Koca Sinan Belediye Başkanlığı için başvurdu. Ya bu adam işte bak halkın içinden geliyor, gazeteci, Kayseri'yi iyi biliyor deyip de seçmiyorlar maalesef. Bakıyorlar bu bizim daireden mi, bizim istediklerimizi yapar mı, bizim taleplerimizi, isteklerimizi geri çevirir mi? İşte belli kriterler var. Onların dışına çok fazla çıkılmıyor. O yüzden de vatandaş... Yani şimdi gidip 50 bin lira niye yatırsın? Süreyi uzattılar için. Biliyorsunuz. Ek süre şu an ek süre kullanılıyor. Yani ek süre 22'sinde bitiyor. Düşünün başvuru az olduğu için ek süre uzatıldı. Evet 22'sinde sona eriyor. Yani listenin belli olduğu bir ortamda insanlar parasını niye çöpe alsın, niye ödesin? Hani gerçek bir seçme işi olur. Gerçekten toplumda karşılığı var mı diye bakılır. Yani diyelim ki koydunuz 30 isim var. Kafanızda bir isim var, kafanızdaki isim toplumdan karşılık bulamıyor ama siz ne yapıyorsunuz? O ismi getirip oraya monte ediyorsunuz. Yani yanlış anlaşılmasın ama belediye başkanlıklarında da bu oldu. Yani toplum tarafından tanınan, bilinen belki isimler başkan olmadı ama işte belli kriterler vardı, getirildi, konuldu. Vatandaş ne de olsa AK Parti diye oy veriyor diye o listeler hazırlanıyor. Şöyle bir çok özür dilerim. Bugünkü listede yine aynı şekilde hazırlanacak. Bir izleyicimiz şöyle bir not atmış. İlçeden bir izleyicimiz arıyor. Parti teşkilatında da görev yapan bir izleyicimiz. Bugün bizim ilçemizde bugün çok konuşulan bir söz var diyor. 60 yaş üzeri kişilerin belediye başkanı adayı olmayacakmış yönünde bir söylenti çıktı diyor. Yani seçme seçilme yaşında bir sıkıntı yok. Ama AK Parti'de böyle bir kriter de yok. Belki kendi aralarında yani partililer konuşuyor olabilir. Yani rivayettir öyle. Evet. Bana gelen de bir şey yok. Size gelen var mı? Vatandaş orada yazmış ilçede konuşulan konu diye. Tabii resmi olarak böyle yok. Bir şey olmaz da. Evet. Yani liste belli değil. Ama böyle kriterde konulmuş olabilir mi bilmiyorum. Yani o da değişik bir durum. Bu yani olsa da olur yani ne olacak yani biraz genç beyinlere de ihtiyaç var. İsmail sen de hep diyorsun ki 60 ama ilçe dedim büyükşehir deseydin yani belki ya yani ilçeden denerler büyükşehire doğru yansır o. Bilemiyorum.
Tolga peşi parayı bulmuş gibi ya, ölmeye başladı. İlçelerde düşünüyorum 60 yaşın üzerinde. Zaten ilçelerde yaşayanların hepsi zaten 60 yaş üstü. Başkanlardan yok. Yani ilçede genç nüfus var mı? Vardır. Yani olmaz yüzdeye vurursan. %5-10. Yaşlı %5-10. Hocam tabii. Onda zaten der ya bu genç yapamaz der. İhtiyarlar vermez. Son sözü söyleyen söylüyor zaten. O zaman herkes oradan öğrenmiş oluyor. Biz ne söylesek boşuna. Ama tabii düşüncelerimiz dikkate alınması açısından sürekli biz düşüncelerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Ama orada bir işte karar odası kurulmuş. O karar masası odasında geçiyor. Orada oturuyor ve gelenleri orada bir denetlediğini düşünüyor. Ve sonra diyor ki zaten önceden belirlenmiş. İşte atıyorum Kayseri'nin hamisi kim? Atıyorum Mehmet Özaseki. Mehmet Özaseki'nin teslim ettiği liste zaten belli olmuş oluyor. Orada sadece işte gaz alma babında insanlarla bir mülakat gerçekleştiriliyor. Demokratik mi? Kesinlikle değil. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiyle yönetildiği iddia edilen bir sistemde maalesef biz böyle bir gaz alma teknolojisiyle birlikte seçimlere gidiyoruz. Bence de yaş sınırı getirilmeli. Neden getirilmeli? 65 yaş üstüne herhangi bir mal mülk alış satışlarında bir zorluk çıkartıyorsanız, gidip işte bir rapor alınması talimatı veriyorsanız, ülkenin geleceğini 65 yaş üzerindekilere oy kullandırarak nasıl emanet edebilirsiniz? 65 yaşın üzerindekileri o uzun yola, bana göre mi? Doğru, size göre değil. Bana göre de değil yani. 65 yaş üstündekileri siz ya uzun yol şoförlüğü yaptırmıyorsunuz. Ya Doğan yapmayın. Ya, sağlıklı. Yani... Sağlıklı. Bu şeye benziyor, unutma lafını da, yani dağdaki çobanla benim oyun birmeye benziyor bu iş. Yani gittiği yer doğru bir mecra değil bunun. O zaman siz öyle algılıyor olabilirsiniz ama ben şu açıdan söylüyorum. Çok büyük yanlış yani. Olabilir 65 ama ya, sonuçta bir ülke. Konuşmamış olalım bunu sonuçta yani. Bir ülke ve dolayısıyla sağlıklı düşünme yaşını çoktan geçmiş oluyorsunuz. Ya benim babam 70 küsur yaşında benden daha sağlıklı düşünüyor mesela. Aynı partiye oy vererek mi? Yok, başka konularda da parti değil. Yok, yani. Ben aynı partiye oy verecekse diye bakıyoruz. Şimdi olay onun, bak oraya, oradan peki. Bakıyoruz. Şimdi başka konular farklı. Nasıl baktığının bir önemi yok o açıdan. O zaman şöyle mi olacak? Ben şimdi siyasi partilerin oy sorgulanış biçimi noktasında üstü devlet yönetimi kademesinde olmasın mı demeye çalışıyorsunuz? Hem o. Nereye varmaya çalışıyorsun? Tabii ki bu. Yani peki şimdi, ben sana bir anekdot anlatayım. Ben, lafım, ben lafımı bitireyim ben o zaman. Tamam, bitir, ben anlatayım onu. Şimdi bir ülkeyi emanet edeceğimiz için insanların sağlıklı düşünme yaşlarını çoktan geçmiş oluyor. Ve dolayısıyla bu insanlara bir kriter getirilmesi gerekiyor. Gerekse teşkilat içerisinde, yani, gerekse nasıl, sınav oy kullanma biçiminde. Lisedeki sınav. Yok, kitapta yazmasınlar, tiyatroda da oynamasınlar. Mesela dikkat ediyorsunuz. Otobüse de binmesinler. Birçok engelli vatandaşımıza oy kullandırılıyor. Hangi engelli? Zihinsel engelli vatandaşlara oy kullandırılıyor. Doğru mu sizce bu? Onu bilmiyorum. Doğru değil tabii ki. Ben bundan bahsediyorum. Şimdi yaşı geçmiş insanın da, ya 80 yaşındaki bir insanın. Zihinsel engelliler nasıl oy kullanacak? Valla 80 yaşındaki bir insanın. Ondan bak, oy hakkı yok ki. Yok mu, emin misiniz? Var. Sormam lazım. Olmaz olur mu? Herkesin oy hakkı var. Herkesin oy hakkı var zaten. Hayır canım, zihinsel engellinin ne oy hakkı? Niye? O vatandaş öyle, değil mi? Öyle bir şey olur. O zaman sağlık hizmeti de almazsın senin mantığını. Şu olabilir. Akli melekeleri tabii yerinde olmayan insanların tabii ki bu hakkı kullanmaması gerekiyor. Ha, kullanıyor mu? Belirli seviyede kullanıldığını biliyorum. Ama devlet yönetiminde, devlet kademesinde tecrübe çok kıymetli bir şey. Mesela rahmetli eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev arasında geçen şahane bir muhabbet var. Ve Haydar Aliyev Demirel'e dönüp der ki, yani bu yaş muhabbeti açılınca, biri 80 yaşında, biri 70 küsur yaşında. Siz daha dünkü çocuksunuz ifadesini kullanır. Bak 70 küsur yaşında. Bu 70 işte 65 yaşını geçmiş insanlara oy kullandırmıyor. Hayır, öyle değil. Orada büyük bir tecrübe var. Ha, ama dediğim gibi şu var. Akli melekeleri yerinde değildir. Bu tartışılmaz. Ama siz diyorsunuz ki 65 yaş üstü oy kullanmasın. Ben mi yanlış anladım? Yani, yok, ben direkt öyle diyorum. Yani bu ben direkt bir yaş sınırı getirilmeli diyorum. Nasıl ki insanları belli bir yaştan sonra yaşamın bazı alanlarından alıkoyuyorsak, Tolga'cığım yapma alıkoyuyorsak, yani şimdi bu noktada düşünmemiz lazım. AK Parti'den hangi ilçeleri size göre çok şimdi bugün
il başkanıyla görüşmemizde Felahi Akkış'ta Develi'de çok yoğun bir müracaat olduğunu söyledi. Tabii il bazında genele baktığımızda bu sayıyı veremeyeceğini, çünkü genel merkeze yapılıyor başvurular biliyorsunuz. Genel merkez o sayıları tutuyor. Tabii belki de vermek istemedi. Şimdi aday adaylığı süreci içerisinde... Seni sevmediğinden mi vermek istemedi, yoksa sevdiği gazetecilere mi vermek istemedi? Yok canım ya, zannetmiyorum öyle bir ayrıma gitsin. Niye ben vermesin? De hiç zannetmiyorum niye, yani. Niye vermesin yani, sonuçta elinde Doğan bir bilgi... Doğan kaşı da orayı biraz tabii, ama... kaşır o. O durmaz, o kaşır zaten. Elinde bir bilgi olduktan sonra paylaşacağı kanaatindeyim. Yani sonuçta araya bir mesafe koyacağı kanaatinde değilim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 20-30 yılı aşkındır Kayseri'de iktidar olduğu için inceleyip sık dokuyacak ve dolayısıyla bu seçiminde yine galip çıkmak isteyecek. O açıdan yani adayların kimler ve nasıl olacağının da seçimi kazanmak kadar onlar açısından da önemli olduğu kanaatindeyim. Tabii gençleştirmek isterler mi? Yani ama gelişen şöyle bir şey. Dijital teknolojik dünyada tabii ki insanlar kendilerini yeniliyorlarsa partilerin de kendilerini yenileme garantisi ve şartı aranır. O açıdan tabii ben de yaş sınırının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle mesela Develi'de başvuru 3-4 başvuru olduğunu biliyoruz AK Parti'de. Felahiye'de 8-10 diyor. Yahyalı'da keza öyle. İncesu, Bünyan. Yani bazı ilçelerde böyle 6-7-4-5 civarında bir başvuru var. Hı hı. Ama merkeze baktığımızda merkezde şu an hiçbir başvuru yok. Yani iş başındaki başkanlar var. O başlı başına bir olay olgu. Geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız yazdı, işte Başkan Memduh Büyükılıç'ın aday adaylığı değil, adaylığı kesinleşti diye yazdı. Yani vahiy mi geldi bilemedim yani o meslektaşımız. Gökten zembille inmiştir. Yani daha hiçbir şey, hiçbir şey net değil. Arkadaşımız onu seviyordur, onu istiyordu. Ben de seni seviyorum. Ben diyorum ama işte gazetecinin ama bir gazetecinin ben sözüme, seviyorum bunu istiyorum diyebilirsin bir birey olarak. Ama direkt net olarak yazması gazeteci olarak böyle bir şey işinizlere algıları değiştirir yani. Bu yanlış yani da olmayacak diye yazıyor. İşte yanlış bu. Yani kesin olmayan bir şey üzerinden yazmasıyla net olarak yazmayacaksa söyleyebiliriz. Ama bakın kardeşim, şimdi eğer bir algı doğurmak istiyorsunuz. Aydındır, toplumun bir adım önünde gidendir. Tabii. Felsefesinden hareket ederek sen orada ihsası rey koyuyorsan, tabii, yani kendi reyini belli ediyorsan şu olabilir. Yani, bak Doğan, ben derim ki Metin Sönmez olarak kardeşim, ben bir birey olarak bir gazetecilik şapkamı şu kenara koydum. Bir birey olarak İsmail'in belediye başkanı olmasını istiyorum diyebilirim. Ama gazeteci edasıyla İsmail ben Bey'in... duydum. Bu kesin aday. Yanlış. Ya bırak git derler ya. Aday yani olmasın bekleniyor. Yani öyle şey saçmalık olmaz. Bunu sade bir vatandaş yazabilir ama gazeteci yani yazamaz. Metin abiye katılıyorum. Hayır kardeşim, bunun gazetecilikle ne alakası gazeteci var de ya? Gazetecide duyumlarıma göre aday gösterilmesi kardeşim, bekleniyor. Duyum da yanlış bir şey. Yani. Bizim en teyit ettirdin mi zaten sen? Ya değil duyum mi? Ama teyit ettirdin mi? Doğan tabii, şimdi bir şey duyuyoruz. Duyum. Teyit ettiriyoruz. Ben öyle duydum. Tabii. Ben bunu böyle net duydum. Net olmayan bir şey bunun yazamazsınız. Bunun adı gazetecilik değil, tabii, sokak soytarlığı kardeşim. Ama Metin bir gazetecinin abi, dediğiniz gibi sözüne güvenilir yani. Seçimden önce siz de Ayşe Böhürlen listede olacağını söylemiştiniz. Ben tahmin ama net teyitli bilgi olarak konuştum ben bunu. Bir de tahmin yani mağabeyinden uydurmadım ben. O da İsmail belki için teyitli konuşuyordur. Bak, yarın ben, listede lütfen, gösterilirse. Madem açıldı konu, evet, ifade edeyim. Ben dedim ki kendim risk alarak şunu konuşuyorum dedim. Seçimi İkinci tura bırakırlar bu mantaliteyle ve Cumhur İttifakı kazanır diye ben burada açık ve net deklare ettim mi kardeşim? Evet. Ettim. Yani yüreği yeten çıkardı ederdi. Bu benim gazetecilik ferasetimdir, başka şeyimdir, tecrübemdir, şudur budur. Bununla beraber seçimin Kayseri'de milletvekilliği seçimlerinin kaç biteceğini yine sayı vererek ifade etti mi bu ekranda? Ay yani bunları yapabilip de haklı çıkıyorsan ver elini öpeyim derler. AK Parti İl Teşkilatı'nın bir öncekiyle mesela Şaban Bey ile bu dönemi kıyaslayacak olursak nasıl görürüz? Şimdi biz Şaban Bey'i şöyle biliriz. Hakikaten toplumun nabzını iyi tutan, insanlarla partili partisiz diyaloğu iyi kuran, sahada insana dokunan ve doğru noktalara gönderimde bulunan ve oradan da kendi çıkarımını elde edip ona göre hareket eden bir siyasi kimlik. Ve doğru da işler yaptı. Burada bu programda eğer teşkilattan biri olacaksa bunun ismi Şaban Çopuroğlu olmalı diye herhalde buradaki herkes ittifak etti kardeşim. Evet. Ve hak ettiği yerde de. Evet. Ve seçilen milletvekilleri içinde de geçtiğimiz gün yazdım mı burada mı konuştuk bilmiyorum. En aktif, en verimli, açık ara, bakın öyle şey değil yani. Açık ara en verimli, en aktif isim.
Yani hatta yani buradan Kayseri'den herhangi bir insanın herhangi bir problemi, herhangi bir işi olsa iktidar erkinin içinden ulaşacağı tek isim Şaban Çopuroğlu'ydu. Eğriye eğri, doğruya doğru. Yani kimi bürokrat ötekiler, kimi teknokrat, bir varmış, bir yokmuş. Yani bakanlıkların yerini öğrenmedi ya. Partilerin, bak partilerin listeleri işte bu yüzden önemli. Seçmen bu yüzden mutlaka sorgulamalı. Kardeşim, bakın bugün gönlü sıkışan, başı daralan Şaban Çopuroğlu'nu buluyor. Başkanlığı döneminde de iyi bir siyasi figürdü kendisi. Yani ekranlara da çıkar, hiç kimseyi kırmadan, dökmeden ve işin kaprizi en enteresan tarafı belki de AK Parti'nin en büyük problem yaşadığı süreçte sokağa çıkıp vatandaşla hemhal olmayı başarabilen enteresan evet. bir kimlik yani kendisi. Olumlu manada ifade ediyorum bunu. Yani herkes sokağa çıkmaktan imtina ederken partide Sayın Çopuroğlu sokakta vatandaşla hemhal oluyordu. Derdini dinliyordu. Şikayetlerini alıyordu. Haklısınız diyordu. İşte bir hayat pahalılığıdır, başka şeydir. Bunların üstüne üstüne giden iyi bir örnek. İyi örneğe iyi diyelim. Şimdi Sayın Çopuroğlu'nun doğru yaptığı şeyler var ve karşılığını aldı. Evet. İşte Doğan, ben yoktum orada. Mümkün mertebede yani o tip toplantılara gitmeme adına direnç gösteren bir adamım ben. Fevkaladenin fevkinde bir ilgi olduğunu anlattı. Yani kendi aramızda da konuştuk. Burada da tekrar etti. Demem o ki Sayın Çopuroğlu kolay kolay yere dolacak bir isim değil. Sayın Başkan da şimdi evet Tolga gitmiş konuşmuş. Bugün konuştun galiba değil mi Tolga? Yani eldeki verilerle durum karşımıza çıkan fotoğraf, tablo budur. Ha nedir? İnsanlar... Metin abi katkı olsun diye söylüyorum. Eskiden yani milletvekilliğinde AK Parti teşkilatı bir sistem kurmuştu. Başvuranları kendi sosyal medyalarından fotoğraflarıyla paylaşıyordu. Video çekiyordu, fotoğraflar, doğru. Görüntü. Şimdi niye yok? Yani başvuru yapanlar çoksa niye hiç kimseyi ya da... Acaba Abdülkerim işte Süleyman Karaköse'nin olmamalarına onlar karşı... Onlar mükemmel çalışıyordu. Onlar acaba yönetime bunlar olmayacak diye genel merkez bastırınca Fatih Bey kırgınlığı devam ya ediyor. Ya da başvuru yok. Yani başvuru olsa yine yani o da bir kendi sosyal evet. medyasından paylaşanı hiç gördünüz mü? Ya şu var, Doğan merkezden ben başvuru beklemiyorum yani bir işin tane doğrusu. İsim attınız. Değil mi? Evet, Akkışta için. Akkışta için. O da kendi duyurmuştu. O da onun kendi dışında hiç kimseyi sosyal medyada İsmail, da görmedik. Var, haklısın. Yani saptaman da doğru, katılıyorum. Yani iki sebepten biri ya başvuru az ya işlemeyen bir model var orada. SKM'si zayıf çalışıyor. Yani evet. Tecrübesizliğin az. Mesele şu, kent merkezinde, metropol ilçelerde ben öyle gürül gürül bir yani işte yakın zamanda bitecek bu başvurular. Bir başvuru falan beklemiyorum. Çünkü yani. Mevcut belediye başkanları var. Evet. Vatandaş bunu çoğunluk oylarıyla seçti. Ve belki bir iki değişim belki olur, belki olmaz. Ben öyle bakıyorum. Ha ilçelerde değişim olur, bekliyorum. Yani metropol dışındaki ilçelerde değişim olur. MHP bir ilçe daha alabilir. Bilmiyorum, onu konuşacağız herhalde. O... Ama öncelikle de öncelikle anayasa değişeceğine siyasal partiler yasası değişmeli evet, kardeşim. Tabii ki. Bir reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra yine Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda kimlerin ismi geçiyor? Mevcut mu? Mendup Büyükkılıç devam edecek mi? Etmeyecek mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Koca Sinan'a aday göstermesi, İncesu'yu aday çıkarması ne anlam taşıyor? İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeleri tabii kısa bir aradan sonra değerlendireceğiz. Gözünüz bizde olsun efendim. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birinci gün programımızda sizlerle birlikteyiz. Tabii reklamlara geçmeden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nde belediye başkanlığı adaylığı konusunda neden insanların çok fazla ilgi göstermediğini geçtiğimiz yıllarda çok ciddi anlamda hem adaylığı konusunda hem de partide çok ciddi bir anlamda hareketlilik olurdu. Yani partinin hizmet binasında giriş çıkışlarda, sosyal medyada aday adaylarının paylaşımlarını İsmail Bey biraz önce ifade etti. Şaban Çopuroğlu dönemindeki AK Parti il yönetimi o dönemde milletvekilliği olsun, belediye başkanı adayları olsun tanıtımlarında kim başvuru yapmış ise onu tanıtımlarla duyuruyorlar idi. Sanıyorum şu anki mevcut il yönetimi
ciddi anlamda aday adaylığı konusunda başvurular yok. Ondan dolayı belki böyle bir kampanya, böyle bir reklam çalışması yapmıyorlar. Zaten baktığımızda da adaylığı süresi de uzatıldı. Çünkü vatandaşın çok fazlasıyla sadece AK Parti değil, diğer siyasi partilere de ilginin az olduğundan dolayı genel merkezler böyle bir uygulama içerisine gittiler. Tabii Büyükşehir'i konuşacağız. Büyükşehir'de diğer siyasi partileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, İyi Parti'yi burada değerlendireceğiz ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde halihazırda koltukta oturan Sayın Mendup Büyükkılıç'ın devam edecek mi, etmeyecek mi yönünde kamuoyunda ciddi anlamda bir beklenti var. Ne zaman açıklanacak diye. Ama bu ayın sonu gibi ben sanki açıklanacak gibi düşünüyorum. Belki de ayın ilk haftasında da olabilir, önümüzdeki ayın. Ama görünen tablo itibariyle Sayın Büyükkılıç tekrar devam etmek için Ankara'da çok ciddi anlamda kulisler yapıyor. Tabii bu kulislerin birçoğunu, yani %80'ini külliyede harcıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan diyaloğu, dostlukları, arkadaşlıkları belki oradan Sayın Cumhurbaşkanı'nın okey demesi parti genel merkezinin tavrını bir anlamda kıracağını düşünerek emeğini ciddi anlamda külliye üzerinde gayret sarf ediyor. Tabii Büyükkılıç devam etmek isterken de AK Parti'nin kurmayları, yani Kayseri'de Akiloğlu insan olarak bilinen Sayın Mendup Büyükkılıç'ın yerine olmazsa ya da bir genç jenerasyon değiştirelim düşüncesi içerisinde en belirleyici isim Sayın Mehmet Öztesiki Bey ve Sayın Mustafa Elitaş. Sayın Elitaş da bu hafta içi burada olacak. Hafta sonu büyük ihtimalle Cuma günü Kayseri'de olacağı yönünde bilgi var. Perşembe günü de Spor Bakanımız geliyor. Buradan bu sıcak gelişmeleri de verelim. Kayseri ciddi anlamda hareketli günler yaşıyor. Tabii bu Sayın Elitaş ve Sayın Öztesiki Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Metropol'deki belediye başkanları konusunda çok ciddi karar verecek iki isim olarak ben öngörüyorum. Tabii Sayın Mendup Büyükkılıç'ın biraz daha geriye gidersek 2017'ydi herhalde Sayın Öztesiki milletvekilliği için istifa etmişti ve sonrasında 2017'ydi değil mi tarih? Yani yanlış söylediysem düzeltin. O dönemde Sayın Öztesiki'nin milletvekilliği için istifa daha derken olabilir. İstifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuşulmuştu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2011. Evet, yani tarihi karıştırmış olabilirim. O dönemde Sayın Mendup Büyükkılıç'ın ismi çok fazla dillendirilmiş olmasına rağmen Kayseri'nin o belli isimleri Sayın Mendup Büyükkılıç'ı o koltuğa oturtmamıştı ve Sayın Mustafa Çelik gelmişti. Doğal olarak da hani bizler konuşuyoruz köylü yerli ayrımı vesaire ama bunu net bir şekilde siyasette görmüştük ve görmeye de devam ediyoruz. Neticesinde son seçimde de Sayın Mustafa Çelik'in aday gösterilmeyip de Sayın Mendup Büyükkılıç'ın aday gösterilme sürecine ilişkin değerlendirme yaptığımızda da Sayın Mendup Başkanı çok da isteyerek o Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kondu. Kanısında olmadık. O günkü yaptığımız yorumlarda zorunlu olarak AK Parti'nin zor bir süreçten geçtiğini, anketlerde çok istenilen bir noktada olmadığı için de yapılan kamuoyularında şeylerinde yoklamalarında en çok tanınan ismin Sayın Mendup Başkan olduğunu ve anketlerden de Sayın Şaban Çopuroğlu o dönemde Doğan Havur da hatırlattı. Cebinde listeye koyarak, anketler yaparak geziyordu. Bizlere de sormuştu kimi görmek istersiniz şeklinde. Bizler de o dönem kanaatlerimizi iletmiştik. Ve neticede Sayın Mendup Büyükkılıç o dönem listeye girmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belki çok istenmese de bugün geldiğimiz noktada da Sayın Mendup Büyükkılıç'ın kişiliği, belediyedeki tecrübesi, siyasetteki başarısını tartışıyor değiliz. Elbette ki Kayseri'nin en başarılı isimlerinden birisi, eğer başarılı olmamış olsaydı bugün siyaseten bir kenara itilmiş herhangi bir isim konumunda olurdu. Ama sonuçta başarılı bir isim ki bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapıyor. Ama AK Parti'de şunu net bir şekilde görüyoruz. Üç dönem kuralı bir önceki seçimde ihlal edildi belki.
bir kereye mahsus olarak yeniden üç dönemlikler vesaire de aday gösterildi ama bu belediye başkanlığı konusunda ben daha sıkı bir kural olarak uygulanacağı kanısındayım. Ha Sayın Memduh Büyükkılıç Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 3 dönem yapmadı diyebilirsiniz ama geçmişe yönelik belediye başkanlıklarını vesaire hesapladığınızda Sayın Memduh Büyükkılıç'ın aday gösterilmeme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Sayın Başkan'ın iradesi var, isteği var bir dönem daha götürmek. Sonuçta 5 yıl kısa bir dönem. Belki istediğiniz aklınızdaki her şeyi tamamlamamış olabilirsiniz. Ama neticede ben hem Sayın Elitaş'ın hem Sayın Mehmet Özsesek'in kendilerine fikir beyan edildiğinde daha genç ve yeni bir isimle devam edebileceklerini, ileteceklerini düşünüyorum. Ben AK Parti'nin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da genç bir isimle yola devam edeceğini düşünüyorum. Ha beni şaşırtır mı, sürpriz olur mu onu da görmüş olacağız. Ben devam edeyim. Tolga'ya bırakalım son sözü. İsmail genel çatıyı çizdi. Bence en önemli nokta şu. Yani burada Sayın Büyükkılıç'ın bir dönem daha götürme isteği aşikar. Evet. Net ortada. Yani bunu berrak bir biçimde ifade etmese de yani görüyoruz. Mesaiyi de o yönde harcıyor. Ama hem Sayın Elitaş'ın hem Sayın Özsesek'in külliyeye benim merak ettiğim, herhalde kamuoyunun da merak ettiği bu. Külliyeye hangi ismi götürecekleri? Ya ben bunu çok merak ediyorum. Bu Memduh Büyükkılıç ismi mi olabilir? Yani fikir jimnastiği yapalım yüksek sesle. Yoksa başka isimler mi olabilir? Başka derken? Yani başka isimler. Sayın Palancıoğlu'nun ismi geçiyor. Ya Sayın Çolak Bayraktar'ın ismi yani, geçiyor. İşte birden çok seçenek var. Kim hangi ismi götürecek? Ve Sayın Cumhurbaşkanı kimde karar kılacak? Tüm mesele burada düğümleniyor. Siz istediğiniz kadar temayül deyin vesaire deyin, başka bir şey deyin. İşte test ettik deyin. Başvuru deyin. Başvuru vesaire ne derseniz deyin. İki isim artı Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı burada net bir biçimde adayın ortaya çıkmasını sağlayacak. Ama ben sahiden merak ediyorum. Sayın Özsesek'i kimi önerecek? Yani bu Büyükkılıç da olabilir. Başka bir isim ya da isimler de olabilir. Doğan'ın zikrettiği isimler var. Bunun dışında belki farklı bir isim gelebilir. Sayın Elitaş kimi önerecek? Merak ediyorum ben. Kimi bunlar, önerir Metin abi bu yılda? Yani ben bilmiyorum tecrübeli ama bir isimsin. Ben de bir toy gazeteci olarak diyeyim. Estağfurullah sana, rica ederim ama ben illa da bir fikir iyi diyorsanız ben şöyle Sayın Elitaş'tan ve Sayın Özsesek'ten farklı isimler gelebilir. Yeterli oldu mu cevap? Evet. Yani farklı evet isimler gelebilir. Yani benim öngörüm bu. Yani beklentim falan değil. Ben öyle öngörüyorum. Tabii onlar siyasi nezaket gereği işte şunu önerdik, bunu ifade ettik. Yani farklı isim derken mevcut ismi götürmezler. Yani mevcut isimlerin evet yani farklı bir isim önerirler diye düşünüyorum. Ama tabii ki külliye ne diyecek? Bir dönem daha devam etsin Memduh Başkan mı diyecek? Yoksa gençleştik, başka bir yola doğru mu gidiyoruz diyecek? Bunlar hep merak ediyoruz ama bence de yeni yıla kalmadan yani maksimum Aralık ayı ortasına kadar isimlerin berraklaşacağı, kamuoyuyla paylaşılacağı kanaatindeyim. Ama daha ittifak konusunda bir yol alınmadı. O yol alınmadan da MHP'nin Aralık 15'te bitiyor başvuru süreci. İşte yani o süreç belli olmadan da AK Parti'nin ya da MHP'nin adayı açıklayacağı kanısında işte değilim. İşte ben de diyorum ocağı ki Aralık 15 yani ocağı da baz aldığım yer orası ama yeni yıla kalmaz kanaatindeyim ben. Yani Ankara'da Özsesek'i ve Elitaş'ın tavrı benim de merak ettiğim bir tavır. Evet. Şimdi tabii hiçbir parti kendisine sorun çıkartacak bir isimle hareket etmek istemez ki. Hele Adalet ve Kalkınma Partisi hiç etmek istemez. Çünkü son 21 yılın Türkiye'deki iktidarı ve son 30 yılında birçok ilde yerel yönetim noktasında iktidarı.
Şimdi hatırlarsak eğer İYİ Partili Kazım Yücel son yaptığı iki çıkışla birlikte Sayın Memduh Büyükkılıç'ın hatalarından kaynaklı olarak kamuya ne kadar zarar verdiğini ifşa etti. Dolayısıyla bu ifşalara baktığımızda Sayın Memduh Büyükkılıç'ın teşkilatına zarar verdiğinin herhalde teşkilatı da farkındadır kanısındayım. O açıdan bakıldığında mesela ballı villalar konusunda Şaban Çopuroğlu o dönem teşkilatın Memduh Başkan döneminde değildi herhalde. Ballı villalar. Yok. Daha önce ihale... Hayır, ballı villalar Sayın Memduh Büyükkılıç dönemindeydi. Evet. Ve hatırlarsanız Şaban Çopuroğlu da il başkanıydı ve bu işe bir müfettiş atanması noktasında müdahil oldu. Ve Sayın Özhaseki'nin bu sürece dair söyledikleri dün gibi hafızalarımızda. Evet. İkinci olarak tabii Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nden 15-20 milyon lirayı feda edemediğinden dolayı 360 milyon lira belediyeyi yani kamuyu zarara uğrattığını iddia etti Sayın Kazım Yücel. Yani ve ortaya koydu. Ben Memduh Büyükkılıç'ın yerinde olsam yaşamımın büyük bir çoğunluğunu siyasete adamışım ve o siyaset noktasında gelebileceğim en zirveye noktaya kadar gelmişim ve bundan sonraki yapacağım şey bu zirveden daha fazla kendimi kamuoyu nezdinde yani küçültmemek adına bu işten vazgeçerim, kendiliğimden vazgeçerim, inat etmem yani yürümem bu yolda. Ve teşkilatının da kendisi için ne düşünüp ne düşünmediğinin de belki kendisi kulis çalışmalarını yürütüyordur. Sayın Özhaseki ile temasları vardır, Sayın Elitaş'la temasları vardır, genel merkez yöneticileriyle temasları vardır. Buna itirazım yok. Ama Sayın Elitaş'ın ve Sayın Özhaseki'nin, Metin abinin de sizin de vurguladığınız üzere genel merkeze nasıl bir rapor sunacağı da son derece önem arz ediyor bu noktada. O açıdan hani Sayın Memduh Büyükkılıç'ın ve kurmaylarının, belediye içerisindeki kurmaylarının yaptığı çalışmaları net bir şekilde kamuoyuyla Kazım Yücel'in yaptığı çıkışların aksi yönünde açıklayamadığını gördük hepimizde. Çıkıp hani ballı villalar konusunda o kadar zarara uğratmadık. Sahabiye Kentsel Dönüşüm ikinci etap projesi noktasında kamu bu kadar zarara uğramadı. Alın işte bunlar belgeleridir diyemedi mesela. Hani o açıdan baktığımızda Sayın Memduh Büyükkılıç yaşını da aldı. 70 yaşını da artık yaşıyor şu an. Yaşı da ömrü de uzun olsun. Mutlu da yarınları olsun. Ben olsam Sayın Büyükkılıç'ın yerinde bu işten kendiliğimden vazgeçerim zaten. Evet. Şimdi tabii burada en çok bu hafta konuşulan konulardan bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önceden Talas'ı istiyor yönünde söylentiler oldu, çıkışları oldu. Ama bugün gelinen noktada Sayın Ali Alkan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'yla bir fotoğrafında Koca Sinan aday adaylığı için başvuru yapıldığı yönünde bir paylaşım oldu. Şimdi tabii ki İl başkanlığı nezdinde baktığımızda böyle bir başvurunun olup olmadığı yönünde bir açıklama yapılmadı. Evet. Ama bir kare fotoğraflar... Ya da milletvekilleri. Ya da Sayın milletvekilleri. İsmail Özdemir ya da Sayın Baki Ersoy. İkisi de paylaşmadı değil evet, mi? Yok. Yani iki tarafa bakıyorsunuz, bir yere talip oluyorsunuz. Kendi teşkilatınız içerisinde iki tane milletvekiliniz var. İl teşkilatınız var. Dolayısıyla bu teşkilatlardan bir kamuoyuna paylaşım, duyuru, bir herhangi bir şey yok. Yani... Orada bir resim çekilmiş. Ama şöyle farklı mı bir imaj ya da farklı bir mesaj mı verilmeye çalışıldı? Yani ihale başkasına verilmiş olabilir açıklama ihalesi. Sonuçta Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sayın yapmış. Evet. Süleyman Varol böyle bir bilgiyi paylaştı. Evet, sonrasında ilk o paylaştı. Sonrasında kamuoyuna böyle bir durum seçildi. Süleyman Varol da durduk yere paylaşacağını düşünmüyorum. Ama şimdi şöyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikle evet. Sayın Genel Başkan'ın buradaki temsilcisi İl Başkanı. Evet. Sayın tabii. Seyit Bey varsa ki böyle bir talep, ilk kamuoyuyla seçmenleriyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenlere Seyit Bey duyurmak istemez mi bunu? Ya şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nde resmi süreç başladı biliyorsunuz. Resmi süreç 15 Aralık'ta sona erecek. Doğal olarak da bugüne kadar her yere başvurular yapılabilir. Yapılıyordur da ama resmi bir MHP'nin resmi sitesinden ya da Sayın Başkan'ın özelinden böyle bu yönde başvuranla yapanlara yönelik ben mesaj rastlamadım. Siz rastladıysanız beni düzeltebilirsiniz. Yani başvuru yapıldığı halde de bu noktada bir başvuru mesajı görmedim sosyal medyada. Tabii şu anda şeyler belli değil, ittifaklar belli değil, ittifakların nasıl olacağı belli değilken
Milliyetçi Hareket Partisi'nin de sadece Koca Sinan ve İnce Su'ya mı başvuru var? O da merak konusu. Niye Sarız'a yok? Niye Özvatan'a yok? Niye Pınarbaşı'na yok? Niye Sarıoğlan'a yok? Buralarda sabit isimlerle mi devam edilecek? Niye özellikle İnce Su ve Koca Sinan duyuruluyor? İster istemez Milliyetçi Hareket Partisi'nin buralarda bir isteği, talebi olabilir. Bu gayet açık ve net. Yani her siyasi parti her yeri kazanmak ister. Ama neticede ittifakın nasıl yol alacağı çok önemli. Mevcut yerlerle devam edeceğiz denebilir. Ya da her siyasi parti istediği yerden aday çıkartılsın da denebilir. Ama ben AK Parti'nin Koca Sinan gibi bir yeri Milliyetçi Hareket Partisi'ne asla bırakacağı kanısında değilim. Mümkün değil. Yani bugün orayı istenmiş olsa bile kardeşim ittifak yok yolumuza devam edeceğiz dediğinde bile rahatlıkla kazanabileceği bir yer Koca Sinan. O yüzden de böyle. Yani o zaman şöyle mi algılamak gerekiyor? Sayın Ali Alkan bir yerlere de mesaj mı vermek istiyor? Kime mesaj vermek yani istiyor? Bilmiyorum yani. Nereye? Yani bu. Yani ticaret odasında listeye giremedi. Burada mesaj verse nereye listeye girecek? Onu merak ettim. Yani bilmiyorum yani bir, size gelen bir duyum var ya mı? Şöyle diye. AK Parti'ye Sayın Alkan üzerinden mesaj verilmiş olabilir. Yani ama bu yukarı genel merkezi de rahatsız eder. Şimdi iki teşkilat arasında genel merkezde biliyorsunuz diyalog genel başkanlar, genel şöyle, başkan yardımcıları. Hayır şöyle başvuru süreci başladı. Milliyetçi Hareket Partili her isim istediği yere başvuru vurabilir. Bu gayet doğal bir başvurudur. Yani gayet doğal. Burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Resmi aday olmadığı için de ne Sayın Baki Ersoy, ne Sayın İsmail Özdemir, ne de MHP'nin. Ama bu prestij, yarın genel merkezlerden açıklama gelirse mevcut 4 ilçe dışında hiçbir yere. Ama şu anda başvuru var. Hayır. İstediği yere ilçe, başvuru var. Tamam ya vurdun. Sonuçta ama bu da şeyi görmeden, önündeki reçeteyi görmeden başvurmak insana puan kazandırır mı? Ben şöyle söyleyeyim. Bunun adına, yani bunun adına dostlar alışverişte görsün derler. Tamam mı? Yani şimdi 16 ilçeye de MHP'de başvuru olabilir. Evet. İsmail anlattığı doğru. Doğru. Bence de hepimiz mutabıkız. Ama elinizde 4 ya da 5 ilçe var diyelim ki. Diğer başvurular berhava olmuş olur. Yani yok olmuş olur. Yok sayılmış yani olur. Bu size puan kazandırır mı? Şöyle yarın bir gün biz işte Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından biriyiz. Geçmişte biz buradan belediye başkanı adayı olduk falan filan. Bürokrasi de şurada burada. Evet. Bu bizim işimize yarıyor diye düşünülebilir Doğancığım. Yani bakış açısı bu. O zaman Ali Alkan orada Koca Sinan'da bir başkan yardımcılığı falan mı hedefliyor? Yani başkan yardımcılığından ziyade belki bürokrasinin içinde başka bir düşünce olabilir. Başka şey olabilir ama ben aynı kanaatteyim. MHP isteyebilir ama AK Parti'nin ben Koca Sinan'ı vereceğini düşünmüyorum. Tolga Bey. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri üzerinde bir tane daha artı bir tane daha ilçe istediği ve bu ilçeyi de kesinlikle şart koşarak merkezden istediği açık. Tabii Şaban Bey de hatırlarsanız işte geçtiğimiz işte iki hafta önceki müebbetçi vekil uygulamasında yaptığı konuşmada dün gibi hafızalarımızda duruyor. Ne demişti? Bu işi karar verecek organlarımız var. Dolayısıyla doğru. O karar organları ne söylerse biz onu uygularız. Şimdi burada Baki Bey'in bu söylediği de taca atılmış olur dedim işte. Taştan ziyade şimdi şöyle düşün Tolga. Bir tarafta bir talep var. İstiyor kardeşim tabii, MHP bu istemek, açık açık istiyor. İstemek hakkı mı? Hakkı. Tabii ki hakkı. Hakkı. Tabii peki ki hakkı. Diğer tarafta da bir oturulur konuşulur genel başkan yardımcıları nezdinde ve genel başkanlar da nihai kararı verir, onaylar, olur biter. Şimdi, siz isteyebilirsiniz. Burada bir problem yok. Benim aklıma şöyle bir kurgu geliyor tabii ki. Yine bir gazeteci meslektaşımız yazdığı için tabii net olan hiçbir şey yok bu arada. Varsa ben görmediysem siz bana söyleyin. Ben düzelteyim. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin Talas'ta gerçekten Baki Ersoy Beyefendi'nin işte Adnan İnce toprağı, gerçekten evet. İsmail Özdemir'in de Ali Alkan Beyefendi'yi aday olarak göstereceklerine dair net bir açıklamaları oldu mu hiçbir yerden? Kesinlikle. Hı. Olmadı. Ama bir meslektaşımız orada işte bir duayenlik tırnak içinde duayenliğe soyundu ve dedi ki bu böyle dedi. Sonrasında bir baktık İsmail Özdemir o tırnak içindeki duayen meslektaşımızın o haberlerini taca attı. Avuta attı hatta. Niye?
Çünkü İsmail Bey çıktı, Mustafa Yalçın'a sahip çıkan bir teşekkür paylaşımında bulundu. Doğrudur. Şimdi benim aklıma gelen kurgu şu. Bir hamle var şu an ortada. Bu hamle Doğan Bey'in de aslında dikkat çektiği de çok doğru. Bu işin karar organı da Kayseri'den gerçekten Ali Alkan Beyefendi'nin gidip gelen merkezde Sayın Bahçeli'yi ziyaret etmiş olabilir. Aday adaylığı yaptığını açık edecek olan, kamuoyuna duyuracak olan kişi de Makina Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol değildir. Ki MHP teşkilatlanma noktasında partilere, CHP de dahil partilere ders verir. O açıdan baktığımızda. Tabii canım. Çok köklü bir parti MHP tabii, yani. Şimdi, bu kabul edin. Aynen. Evet. Şimdi ben aklıma da şu geliyor. Acaba diyorum genel merkezler, oradaki karar organları Kayseri noktasında o zaman eğer Ali Alkan Bey Koca Sinan Belediye Başkan aday adaylığı müracaatında bulundu ise anlaşma yaptılar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne Koca Sinan'ı teslim ettiler ki diyorum. Ama bunun bir netliği yok. Hala flu. Her şey çok flu. Mesela bir duyumumuz daha var. Duyumumuz da şudur ki merkezden bir ilçeden kasıtları İncesu ve bir tane de ekstra bir ilçe daha orada Bünyan diye konuşuluyor mesela. Kulislerde de böyle bir bilgi var. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden baktığımızda. Ben de diyorum ki 5 olma olasılığı yüksek diyorum. İşte 6 diyenler de var mesela. Yani. 6 diyenler de var. Hani o açıdan hiçbir şey net değilken böyle kafa karıştırıcı açıklamaların manşet olmasını da algılayamıyorum. Hani birinci bölümde siz söylediniz ya bir gazeteci böyle bir şey yazamaz diye. Şuna baktığımızda aynı şey aslında. Yani şimdi Tolga... Ben onu da duydum, yazdım, bunu da duydum. Olmaz. Ya, bunun adına da gazetecilik dememek olmuyor. Lazım. Dersin ki ben bir birey olarak... Aynen. Bunu sosyal medya fenomenleri yapıyor zaten. Evet, yani. Bizim sosyal medya fenomenlerinden... Ama bunun adına gazetecilik dememek aynen. Lazım. Köşende biz, yazabilirsin de manşette... Yani, köşende de net olmadığı zaman yazamıyorsun yani, İsmail abi. Ya. O da gazeteciliğe sığmaz İsmail. Yani duydum da bu böyle böyle oldu diye. Bizi sosyal medya fenomenlerinden ayrı kılan özelliğimiz de zaten budur. Güvenilir olabilmemizdir. Yani biz de burada yorum yapıyoruz ya. Kaynağından teyit ettireceksiniz. Biz de yorum yapıyoruz ya. Onu gazetesinde köşesine taşıyabilir. Ona bir şey diyemem ama... Manşette net gibi. Daha yani kaynaklarım vardı, ismini açıklamazsın. Şey, tabii ki bir yazarsın. Yok, bir şey yok. Ortada görüşülmüş genel başkanların vekilleri arasında görüşülmüş bir konu yokken direkt yazmak. Sağır duymaz uydurur derler. Evet. Yani size göre Milliyetçi Hareket Partisi 4 ilçenin dışında başka ilçeleri... Artı 1 olur diyorum. Bak şimdiden ifade ediyorum. Bir fikrim var ama şimdi söylemeyeyim. Mesaj at bana ben söyleyeyim abi. Çok iyi. Yani merkeze yakın. Merkeze yakın. İncesu diyorsun abi. Evet. Evet, İncesu ile ilgili ben de çok fazla şeyler yorum bakıyorum. Yani bir ilçe daha alır ama en sıcak el ora gibi geliyor şu anda bana. Ama o, yani bu ama bu seçim Mustafa İlmek'e söz verildi. Şimdi şöyle Doğancığım. Bu evet söz Cumhur İttifakı de, diyelim ki. Ki. Şöyle bir aday dakika. Şöyle de. Cumhur İttifakı oraya girdi. Seçime kaybedebilir de. O risk de var. Evet. Kardeşim oradan kim seçildi? İyi Parti'den seçildi evet. Değil mi İlmek? Evet. Sayın İlmek. Yani Cumhur İttifakı öyle gider İyi Parti ya da CHP'de seçilir. Olur olur yani bu. Sandıkta kimsenin zaten, elini bağlamıyorsun. Zaten AK Parti'den teslim alındı. Evet. Yani burada işte biz Cumhur İttifakı'yla girdik. Seçmenin oyu çantada kektik. Büyük yanlış. Büyük yanlış, büyük hata. Büyük hata bence. Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gideceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yaklaşan yerel seçim öncesi birçok ilçede biraz sonra Tolga'cığım isimleri almıştı. Adaylığı başvuruları yapıldı da bazı ilçelerde sanki biraz daha net gibi bir gelişmeler var. Büyükşehir içinde Sayın Aşkın Genç'in ismi çok geçiyor. Aşkın Genç Büyükşehir'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkma ihtimalinin %80 gibi görüyoruz. Tabii Aşkın Genç'in de aday olması Sayın Mendupi Kılıç olur, Sayın Palancıoğlu olur, Sayın Çolak Bayraktar olur. Bilemiyoruz AK Parti kimi gösterir. İyi Parti'de Sayın Kazım Yücel'in ismi geçiyor. Sayın Sedat Kılıç'ın ismi geçiyor. Sayın Dursun Ataş'ın da olma ihtimalinin konuşulduğu bir seçim atmosferi var. Tabii Büyükşehir'de böyle kıran kırana bir yarış olacak gibi bir görüntü var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne Aşkın Genç'in Büyükşehir sanki %80 dedim Tolga'cığım. Sen katılıyor musun? Görüşmelerin oldu. Birçoğuna da ben de şahit oldum. Neler söylersin? Şimdi Aşkın genç yani kendisi de soy ismi de genç. Kendisi de genç bir isim. Dolayısıyla kentte de gerçekten sevilen de bir isim.
Hani o açıdan yani kiminle konuşsanız Aşkın Genç'in yani naif ve o güler yüzüyle birlikte insanların kalbine dokunduğunu söylüyor. İnsanlar kendileri söylüyorlar bunu. Tabii Aşkın Genç de bu anlamda bu birikimini artırmak isteyebilir. Kendi mesela bugün de telefonda da görüştük. Geçtiğimiz günlerde de il başkanıyla da görüştük. Ne yapacaksınız ille, ilçelerde kimlerle yola çıkacaksınız, yola devam edeceksiniz diye. Bu arada şunu da hatırlatalım. İl başkanları toplantısı vardı. 2 gün sürdü. Bu önümüzdeki hafta sonunda İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katılacağı bir il başkanları toplantısı daha gerçekleşecek. O da kafamı karıştırmıyor da değil bu arada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ama bu işlerin arkasındaki asıl koordinatör Ekrem İmamoğlu mu gibi bir hani soru çıkıyor. Soru akıllara geliyor. Yani benim aklıma geliyor açıkçası. Yani o açıdan şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık sürecinde 51 tane il kendi kaderini kendi tayin etsin noktasında adaylarını kendileri belirlesinler. Bize de onaylamak düşsün. Parti meclisinde görüşelim, tartışalım, biz de onaylayalım şeklindeydi. Yine bu sistem devam edecek. Tabii bu tüzük değişikliği programı vardı. Bu Özgür Özel'in de gündemindeydi ama bu tüzük değişikliği şu an yapılmayacak görülüyor. Yani ertelendi mi, tamamen mi askıya alındı bilmiyoruz. Tabii demokrasinin işletilmesi açısından orada bir biliyorsunuz ki ön seçim duyurusu yapıyordu Sayın Özgür Özel ve bundan biliyoruz ki vazgeçti. Bu da tabii Sayın işte Erdoğan'ın yani iktidarın eline koz olarak geçti. Demokrasiden bahsedenler yine demokrasiyi hançerlediler gibi bir sözleri oldu. Şimdi tabii Aşkın Genç'in ismini biz duyduk. Yani il başkanından da duyduk. Kendisine de sorduk. Yani olur mu? Tabii partisi buna karar verecek ama tutar mı derseniz Kayseri'de bence ciddi oy alır. Ciddi bir ne oy alır. Ne kadar ciddi oy alır mesela? Yani şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Memduh Büyükkılıç'la yarışırsa eğer. Memduh evet. Büyükkılıç'la yarışırsa. Yani bir 10 puan, 5 puan arada fark olur kanısındayım. Çünkü yani temasları... anlamadım. Şöyle ikisinin arasında mı 10 puan, 5 puan fark olur? Evet. CHP'nin oyu zaman, kaç biliyorsun değil mi? CHP'nin oyu değil burada. Kişinin oyu açısından bakıyorum yani, ben. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir tarafa, Aşkın Genç'in oyu bir taraf olarak yani baktığımda. MHP'den çok mu oy alır Aşkın Genç? MHP ittifak zaten. Dolayısıyla ha, aday çıkartırsa tabii, diye düşündüm de ben. Yok. MHP zaten ittifakın içerisinde. Yani oy oranının farkında olarak ifade ettin değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Sen Ataş'tan fazla mı alır? Biraz fazla alır kanısındayım. Nasıl alacak? Yapacağı çalışmalar da tabii ki önemli ama... Milletvekilliği seçiminde Sayın Arıkan olmasa bu oyu alır mıydı? Şimdi bakın orada bütün partilerin... CHP'nin oyu kaç? Tolgacım Kayseri'de. %11. Partilerin ben hepsinin, doğru biliyorum da yani... Partilerin hepsinin çalışma yöntemleri çok farklıydı birbirinden ve şimdi, kopuktu. Ben şunu şimdi da anlamaya burada... çalışıyorum. Sayın Genç'i ben Erciyes Spor'da yöneticilik yaptığı dönemden beri falan çok yakından tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Herhangi bir olayda ben milletvekili seçildiğinden itibaren böyle net masaya vuran bir tavır görebildik mi kendisinden? Tabii ki. Verdiği önergeler falan. Mesela önergeler lütfen. Mi? Tabii ki. Yani ya, şeyde, topla, yani ben mecliste yılın, seçildikten sonraki yaptıklarını soruyorsunuz bu, değil mi? Bakın şu var. Mecliste seçildikten sonra etliye, yaptığı çalışmalar Türkçe karşılığı idareyi maslahat zaten. Ederek ben ifade bak çok net yerele, ifade. Çok idareyi diyor. Maslahat ederek milletvekilliği yapmaya gayret ediyor. Öyle bir oy oranı ben büyük iddialı konuşmam da öyle bir oy oranı alırsa yani hakikaten şu kalemi kırabilirim ben. Bence bu iddialı yani, bir söz olur. Ya şu kalemi kırarım. Bak şu kıymetli bir kalem. Gazeteciliği mi bırakır diyorsun? Hayır şu kalemi kırarım diyorum. Yani şu kalem benim için çok kıymetli. Bu kalemi kırarım. Peki sizin iddianız yani daha bu büyük. Nasıl bir analiz yapmaktır sana şaşkınlıkla şimdi, bakıyorum buradan. Şunu söyledim mi? Orayı kaçırdınız. İsmail'le de göz göze geldi. Şunu kaçırdınız. Yaş üstündeki hayır, bir dakika. Kullanmazsa. Şunu Tolga kullanmamalı. Şunu kaçırdınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir tarafa, Aşkın Genç'in oyu bir tarafa diyorum. Ya Aşkın Genç'in abi, ben de diyorum ki. Sen şahsi oyu varsa bağımsızlık yani, olsun o zaman. Ya Aşkın Genç'in şahsi oyu nedir Allah aşkına ya? Ya kendisinin söylediği ben ciddi bir oy alacağım diyor. Ya ben anlıyorum. Ben şimdi bazı şeyleri ve dolayısıyla şehirde de sevildiğini hepimiz de biliyoruz. Şimdi kimin? Siz, Aşkın Genç'in. Ya daha sevilmiyor önce burada mu? Milletvekili olamadı. Ne konuşuyorsun? Dördüncü sıradan. Ya milletvekili dördüncü olamadı. Sıradan. Ne konuşuyorsun sen? Üçüncü yani sıradan, dördüncü neyi sıradan. Anlatıyorsun? Bu partisinin eksikliği. %10'a gelmiş, 11'e gelmiş bir CHP var. Sen diyorsun ki Memduh Başkan olursa 5 puan filan.
Ya başına bir şey düşmedi değil mi yani? Hayır. Senin? İyi peki. Memduh Büyükkılıca ne kadar tepki olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Vallahi bu konuştuğunu konuşuyor musun sokakta vatandaşla? Evet. Ben herkesle konuşuyorum. Memduh Büyükkılıca olursa ben oy vermem diyen insanların çoğunluğunu vallahi, ben fark ediyorum. Vallahi o zaman siz yanlış yerde geziyoruz. Farklı yerlerde geziyoruz. Olabilir. Yani memnuniyetini ifade eden insanlar da var ve ona çok fazla. Bana hiç memnun olduğunu söyleyen kimse denk vallahi gelmedi bu arada. Müslim muhalif olarak kalırsın orada ben peki, sana söyleyeyim. Peki bugünkü şartlarda var. En kötü şartlarda bile. Neyse ben sözümü tamamlayayım. Peki. O zaman bitireyim size. Tamam bitir hadi bakalım. Tabii ilçelerle ilgili de tabii çalışmaları var. İlçeleri de bu arada ziyaret etti Aşkın Genç. Bütün ilçe başkanları yönetimleriyle bir araya geldi. Tabii ilinde bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Aday adaylarını açıklıyorlar. Önce Sarıoğlan'da Murat Özcan'ı açıkladılar. Felahiye'de Şeref Güleser'i açıkladılar. Yeşilhisar'da mevcut ilçe başkanı Avukat Deniz Onacı muhtemelen açıklayacaklar. Tabii Büyükşehir'le ilgili kimin aday olacağı noktasında temaslar var. O temaslarla ismi alamadık henüz ama çok işte yine Aşkın Genç'in isminden ziyade başka bir kişi olabilir miyi tartışıyorlar. Merkez ilçeler noktasında da yine sağ tandanslı olsun ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy artık kazandırabilecek isimler olsun. Lokomotif vazifesi verebilecek isimler olsun. Sağcılık ciddi bir problemdi sağcılarla işbirliği yapma. Demek ki değişen bir şey olmamış. Ya CHP'nin zaten olarak. Ben her zaman için solculuğunu tartışanlardanım, sorgulayanlardanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalkıp da ben burada solcu olduğunu iddia edemem. Çünkü değiller yani. Ben ona itiraz etmiyorum zaten. Ve dolayısıyla hani solculuk kavramı açısından bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi benim nezdimde sınıfta kardeşim, kalır. Kardeşim şunu anlamıyorum ben. Hem sağcılar nedeniyle bu sağcılara yüklenen bir anlayış var. Değişim dönüşüm diye gelindi yine hala sağcılardan medet umuluyorsa hangi şimdi, değişim? Çok yani, sol bir dünü olan birisi değil bugünkü mevcut genel başkan Özgür Özel. Sağ seçmen çok sol mücadelenin Kayseri'de ister istemez yani, çok sol hayır, bir, her tarafta sağdan, öyle ama. Çok sol bir çok sol bir mücadelenin içerisinden gelen biri de değil Özgür Özel. Dolayısıyla sosyal demokrasiyi de bilmeyen de birisi olduğu yaptığı açıklamalardan karşımızda duruyor. Salt itiraz etmek adına konuşmak solculuk değildir. Yani bunu herkesin yani biliyor olması lazım. İlçelerde isim var mı? Verdim işte Yeşilhisar, Deniz Onaç, mevcut ilçe başkanı, avukat. Sarıoğlan'dan Murat Özcan'ı açıkladılar. Felahiye'den Şeref Güleser'i açıkladılar. Ama bunlar aday adayı var. Bu şu anlama gelmiyor. Bunlar kesinlikle aday olacaklar anlamına da gelmiyor bu arada. Başka aday adayları da çıkabilir. Tabii bu açıklanan adaylar... Aday adayları gelen merkeze bildirilecek. Gelen merkeze işte denilecek ki bizim aday adaylarımız arasında istediğimiz isim şu. Yine de takdir sizin denilecek. Evet. Şimdi İYİ Parti'ye geçelim. Evet. Süreyi de iyi kullanalım düşüncesiyle Tolga Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri aktardı. İYİ Parti'de yaklaşan yerel seçimler öncesi tabii Büyükşehir için Sayın Kazım Yücel'in ismi geçiyor. Sayın Sedat Kılıç'ın ismi geçiyor. Koca Sinan için Yurdar Bey'in ismi evet. geçiyor. Tabii Kazım Bey Büyükşehir olursa Sedat Bey'in ismi Melik Gazi'ye geçiyor. İYİ Parti'nin gelen Talas'ta Sayın Rıfat Yıldırım'ın ismi geçiyor keza. Yani saydığınız isimlerin hepsi doğrudur. Gündem teşkil eden isimler. Ama İYİ Parti'nin iç bünyesinde Kayseri'yi kastetmiyorum. Yani Ankara eksenli problemler yaşanıyor. Yani parti... Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kendini bulamadı, toparlayamadı. Bir problem var. Problem olduğu aşikar. Bunu ben ifade etmiyorum. Sayın Akşener ifade ediyor. Yani hesaplara işte girilmiş diyor vesaire diyor filan. İYİ Parti'nin bir savrulma dönemi. Bu seçimler de bana göre İYİ Parti'nin kaderini belirler. Yani hem Türkiye geneli hem Kayseri. Nereye doğru gideceğinin ya da bir değişim, ben bu bedeli öderim dedi Sayın Akşener. Evet. 81 ilde kendi adayımızla gireceğiz. Doğru bir karar mı? Bence bugünün konjektüründe doğru bir karar değil. Ha, Sayın Akşener diyor ki ben bu sorumluluğu aldım, bedelini de ben öderim. Yani bırakıp gidebilirim diyor. Yani yerel seçimlerde bir işte %6'lar, 7'ler civarında falan bir oy alırsa yani bir yol ayrılığı çıkar karşınıza. Mesele şu, Kayseri adına saydığınızın isimlerin hepsi bilinen, değerli ki burada milletvekili Sayın Ataş da çok önemli bir oy aldı. Evet. Memduh Başkan'a karşı değil mi? Evet. Yani çok kıymetli bir oy aldı. İttifakla gittiler ama yani ittifakın çok üstünde bir oy çıktı kendisine. Bununla beraber Sayın Kazım Yücel en çok tanınan, bilinen ve yıllardır vatandaşla temas eden, sorunlarını dinleyen, dertlerini gündeme taşıyan bir isim. Evet, karşılığı var mı? Seçmende net olarak var. Sedat Kılıç öyle. İşte eski belediye başkanı
bahsedilen Rıfat Yıldırım. Ya o da önemli Talas adına. Ya ülkücü kökenli bir isim. Bunlar İyi Parti'ye katkı sağlar mı? Bence sağlar. Yani hepsi de önem arz eden isimler. Ama Ankara'daki genel merkezdeki o hengame, o karmaşa nasıl seçmene yansır mı? Bana göre yansıyacak gibime geliyor. İyi Parti gerçekten hangi rotada gideceğine dair net bir karar veremedi. Ve savrulmalar hala devam ediyor. Bir kırgınlığı olduğunu görüyoruz Sayın Akşener'in nereye? Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na haliyle CHP'ye ve net bir dille 81 ilin 81'inde de biz kendi adayımızla seçime gidiyoruz. Burada fayda sağlayan kim olur? Net bir biçimde Cumhur İttifakı olur. Açık ve net. Ankara için de geçerli bu. İstanbul için de geçerli. Diğer şehirler işte Adana, Antalya, aklınıza Mersin nere gelirse buralarda Cumhur İttifakı bir adım öne geçmiş olur. Bu riski ben göz önüne alıyorum diyorsa Sayın Akşener'in de bir bildiği vardır. Belki biz haksız çıkarız. Yani yanlış görmüşüz deriz seçimler bittikten sonra. Ama İyi Parti şu anda en çok problem yaşayan parti olarak geliyor. Yani görünüyor bana. Takip ettiğim kadarıyla. İstifalar işte bugün yine Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç sistemiyle disipline sevki vesaire ki bunlar Ümit Dikbayır falan yani önemli isimlerdi. İstifa edeceğini söylemiş. Yani çok enteresan bir durum. Bunlarla birlikte İyi Parti ne kadar yol alabilir? Çünkü umut olarak çıkmışlardı. Hakikaten sağ seçmenden oy alabilecek niteliklere haiz isimler vardı. Ama çok önemli isimleri kaybetti. Sayın Meral Akşener kendi bünyelerinde yapılan toplantıda Genel İdare Kurulu'nda seçimleri değerlendirme toplantısında seçim sonrası çünkü özellikle milletvekillerinin profillerinin seçim aday gösterilmesi konusunda Ümit Dikbayır ve orada istifa eden 3-4 tane milletvekiliyle birlikte hareket ederek birçok ilde Sayın Genel Başkan'ı yanılttığından dolayı Sayın Genel Başkan kendi basına kapalı toplantılarında çok şiddetli bir şekilde gitmelerine yönelik sert eleştiriler yaparak bu insanların bir şekilde zaten kapıyı gösterdi dedi. Net, öyle algılanmaz. Bak, net tabii ki bunun deklare etmeleri lazım. Ben de aynı görüşteyim. Çünkü Sayın Akşener seçimlerde inanılmaz büyük bir yanılgıyla yanlış adaylar üzerinden işte yol aldı. Bunun bedelini de ödedi. Ümit Dikbayır o işin başındaydı. Yani büyük bedel ödedi bana göre İyi Parti. Benim beklentimin çok altında oy aldı. Yani ben beklentim bir 13-14 bandında oy alma ihtimali vardı. Ama giderek düştüğünde gördüm. Oldu. Evet. Ama Kayseri isimleri adına değerli isimler sahiden de. Belirli bir potansiyeli olan isimler ne olur ne olmaz görmek lazım. Bekleyelim, evet. Görelim. Yurt dışından bizi izleyen Almanya'dan Mönchengladbach'tan izleyen değerli hemşerilerimiz var. Onu resim ben atıyorlar. Borussia Mönchengladbach'ı tutuyorum buradan söyleyeyim. Buradan onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Resimler atıyorlar. Mönchengladbach'a buradan sevgi ve saygılarımızı söyleyelim. Evet, malum kış ayı içerisindeyiz. Belediyeler kışa hazır mı İsmail Bey? Birkaç cümle sizden alalım. Daha sonra sporla bitirelim. Kar yağmadan göremeyeceğiz ama kar tabii ki aniden beklendiği gibi de yağsa, aniden de yağsa kentin her noktasına aynı anda düştüğü için ister istemez belediyeler bazen aynı anda her yere yetişebilme imkanı elde edemiyor. İster istemez de bu vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanabiliyor. Yani bunlar olağan şeyler. Çok büyütmemek gerektiği kanısındayım ama insanlar... Niye İstanbul'da olunca büyüyor? İstanbul'da büyütenlere sormak lazım. Çünkü orası mega kent. Evet, evet. Orası mega kent. O yüzden daha büyük oluyor sorunları. bu noktada her yerde olabilecek bu kar yağışına karşı. Şöyle olursa yani balıkçıya giderseniz kar yağdığında o zaman işler büyür ama işin başında olursanız yetişemezseniz vatandaşları belki bir şey söyleyemeyebilir ya da tepkileri karşılanabilir. O yüzden belediyeler hazırlıklarını yapıyor, bültende geçiyoruz. Ama istediğiniz kadar hazırlık yapın. Aynı anda kar her noktaya düştüğünde ister istemez yetişemeyebiliyorsunuz. Bir de Allah'ın hesabı. Yetişemiyorsunuz yani. Yetişme mümkün de olmayabiliyor. Evet. Olmalı. Birleşmiş Milletler'in bir raporu var bu arada. Dünya raporu var. Doğal afetler raporu var. Son yıllarda
5 kat artmış doğal afetler dünyada. Ekonomik maliyeti 7 kat artmış. Ölümler doğal afetlerden dolayı ölümler rekor kırmış. Türkiye'de %35 artmış. Yani. Bu nedir biliyor musunuz? Bu işte merkezi yönetimlerin ve yerel yönetimlerin ihmalkarlığının açık faturasıdır. Evet. Şimdi Kayserispor'a geçelim. Kayserispor'da da geçtiğimiz günlerde Kayserispor Kulüp Başkanı Sayın Ali Çamlı bir açıklama yaptı. Kayserispor'un borcunun 7,5 milyon euro olduğunu ifade etti. Bir önceki başkanla da ilgili de mahkeme yasal haklarının kullanacağı sinyalini verdi. Neler söylesiniz, nasıl değerlendirdiniz? Şimdi şöyle, yarın bildiğim kadarıyla teknik direktör Recep Uçar TV1'e konuk olacak. Evet. Orada da konuşulması gereken sportif manada çok şey var. Onu hatırlattıktan sonra Ali Çamlı'nın ifadeleri gerçekten dikkat çekici. Her birinden manşet çıkabilecek niteliklere haiz ifadeler var. 7,5 milyon euro borç kaldı diyor. Siz onu, ben de kamuoyuna ifade edeyim bunu, siz onu 10 milyon euro olarak varsayın. Yani bu da bugünün parasıyla 300, rakamları karıştırmayalım, 300 milyon. Yani çok önemli bir rakam. Böyle 10 milyon euro deyince kolay çıkıyor ama 300 milyona geçince bayağı bayağı bir farkındalık oluşuyor. Her şeye rağmen elde edilen ve gelinen sportif manadaki gelinen nokta önemli bir nokta. Ama 300 milyonluk borç artı işte bizim spor servisi takip etti arkadaşlar, birebir de bilgi verdi. Kendisiyle de bir görüşme yaptık Ali Başkan'la telefonda ama şu var, ekonomik manada Kayserispor'un her hafta benim dikkat çekmeye çalıştığım durumu Sayın Başkan, Sayın Çamlı net, açık, herkesin anlayacağı dille anlat. Biz aylardır anlatıyoruz. Bu programda hatırlayın, her hafta anlatıyorum. Yani birinci ağızdan ifade etti, dedi ki borç bu. Artı bir de temlik gibi bir yükü var. Berna Gözbaşı dönemiyle alakalı. Şunu anlatmaya çalıştılar o toplantıda. Temlik konulurken yasal olmadığına dair ifadeler var. Bu konuda da kulüp kendi tasarrufunu kullanarak bir mahkeme süreci başlatıyor. Yani ekonomik manada, İsmail sana yönelik anlatıyorum bunu. Ekonomik manada kulübü nereden tutarsan orası elinde kalıyor. Bakın 300 milyon öyle hadi bakalım deyince bulunacak bir rakam değil. Transfer yasağı var hala kulübün üstünde. Ve halletmesi gereken çok ana iki problem karşımızda duruyor. Biri 10 milyon euroya yaklaşan borç, diğeri temlik mevzusu. Yani gelir yok elde ama ortada devasa bir rakam var. Topladığınız zaman 600-700 milyona gidiyor rakam. Yani öyle kolay ifade ediyoruz buradan bunu. Peki bu kadar para sağlanıp transfer tahtası açıldı. İyi ki tahtamız kapalıydı. Hmm. Bak yani bir işlerin hal yoluna konulması anlamında bence eğer transfer tahtası açık olsaydı bu borcu 2 ile çarpabilirdin rahatlıkla. Mesele şu, limana bu fırtınanın içinden Kayserispor'u limana sağ salim nasıl çıkarırız? Bunun bir projeksiyonu oturup kulüp tarafından hal yoluna konulmalı. Konulmadığı müddetçe sıkıntının kademesi giderek artacak ve iş içinden çıkılmaz hal alacak. Bu sebeple Ali Hoca ve ekibine çok önemli iş düşüyor. Eğer fırtınadan sağ salim bu gemiyi limana yanaştırırlarsa ne âlâ. Yanaştıramazlarsa tam şeye benzedi bu ama Faron videosu var ya, yani bu fırtınada yanaştırırsan ne âlâ, yanaştıramazsan Doğan yani işin gittiği yer iyi yer değil. Demem o ki Kayserispor acilen bu problemi bir biçimde çözüme kavuşturmalı, yoksa yarınlar yok. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sevgili Tolgacığım çok teşekkür ediyorum. Ediyorum. İsmail Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da birinci gün programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın. Gözünüz bizde olsun efendim.